أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Keşke bunu ben sana resmini çekip de göndersem. Gafur, şunu tahtaya yaz diye. Yazı basarmış olsaydı çok iyi olur, evet. Değil mi? Keşke. Keşke. Peki şöyle yapsak. Nasıl yapalım? Perde indir, yansıtsak. Var, tamam, iyi. Sonra onu gördükten sonra yazmayı kaldırırız, çizeriz. Tamam. Olur mu? O işlerin uzmanı. Projeksiyon tam. Projeksiyon var bende. Baba hemen yapıyor. Hemen basın. Öyle mi? İyi, tamam. Çekilecek, atılacak, açılacak. Çizmek ne kadar sürer abi? Şey mi? Şu yazmak, o defterdekileri. Tamam, ben şey yaparım. Ya da çekeyim, gruba atayım resim olarak. O da olur. O tamam, olur. Olur. Ha? Tamam, kalsın. Neyse o. Hadi bakalım, fırtı gidelim. Mahkemat 76. Neresin? Mahkemat. Yansıtsa da onuza. He? Yansıtsa da işinize. Mahkemat. Evet. Şeyin, külliyatın çekirdeği. Ama ne kadar istifade edecek kârdır. Çok ilginçtir. Elhamdülillah. Bu serbest bölge alt üst etti ya. Yani şu ne kârımız olacak bu ders? Hemen hani diyorum ya, bir kitap okumadan önce tavsiyem şudur. Hangi kitap okursanız okuyun. İlk önce Filistesini okuyun. Ondan sonra kitap okuyun. Filistesini sonra okumayın. Zaten bu bilgim vardı. Burada ben ne alacağım diye, tamam mı? Zaten işin ehli olanlar kitap alırken kitabın içine bakmazlar böyle. Kitabın Filistesine bakarlar. Ne kurduğu cümle, kullandığı tabir ve mevzu. Ondan sonra bir iki yere bakar. Bakayım o söylediği gibi nasıl diye. Ondan sonra kitap alır veya almaz. Şimdi ben, karımız ne olacak? Bunu Mehmet kardeşle biraz konuştuk. O Çorlu'nu direktle. Baktığım zaman belki yarım saat aştı. Yarım saat aştı. Sonra şu soruyu sordu. Ben o soruyu şey yapmadan, dedi ki, bunu bilmem bana ne faydası var dedi. Şöyle bir şey. Bir, bu 76. sayfadan, mahkemattan, imanlı, bu kârımız olacak şu. İmanlı taklidi mi? İmanımız taklidi mi? Tahkiki mi? Bu çıkacak, sen göreceksin. Taklidi imanda mısın? Gafur. Evet. Bırak abi. Taklidi imanda mısın? Tahkik imanda mısın? Sen göreceksin. İki, serbest bölgede misin? Yani hususun dünyada mısın? Yoksa umumi dünyada mısın? Bakıyorsun. Onu anlayacaksın. Yani bir daha çizelim mi abi serbest bölgeyi şöyle? He, onu çiz. Onu hiç olmasa çizelim. Oluşturma mı anlatacağız? Yani onun üstünde yok, onun üstünde değil. Yani serbest bölge herkes biliyor ama çiz. Serbest bölgeyi çizsin. Çiz. Hani onu şimdi görsün, içini doldurmaya gerek yok. Yani bu ders 76, şimdi belki de gücümüz şey aldı, biraz kaderden de bahsettiğimiz zaman gitti. Bu dersin şu, tahkiki imana mı sahipsin, taklidi imana. Bu sana ne getirecek? Şeytan, hususi dünyasını yaşayan, serbest bölgede olan, taklidi imanı yaşayanlara musallat olur. Allah'ımızın, Rabbimizin tabiriyle benim hakiki kullarıma, hakiki, ihlaslı, muhlis kullarıma sen dokunamazsın. Hasan'a peki ya o ya o mu olmak zorunda? İkisi birlikte olamaz mı bazen? Zaten ötekisi geçince taklidi zaten içinde. Üniversite diploması olana ilkokul diploması var denilmez. Taklidi imanı varsa anne babaya, Ahmet Mehmet'e, hocaya, alime, şeyhe
bağlı olan iman taklidi iman oluyor. O varsa var, yoksa yok. Kendi ayağıyla yürüyemiyor, bağlı. Tahkiki iman ise bizzat kendisini kendisi yönetir. Bu bağlılığın şey ustada olur, şey olur, onu atmış olmuyor. Ama kendi aleminde oturmuş oluyor. İbrahim Aleyhisselam'ın imanı tahkiki bir imandır. Çok acayip ama dört tane hayvan bu bize taklidi iman, bak taklidi imandan tahkiki imana geçmenin serüvenini anlatıyor İbrahim kıssasında. Şimdi ilk önce aya bakıyor, güneşe bakıyor. Bu taklidi. Bu taklidi. Bu değildir demek, taklidi mi? Taklidi. Bu taklidi iman. Bu yöntemi bize öğretiyor. Boşuna mı çıkarttı Kur'an bize? Onun şüphesini mi bize aktarıyor? Hayır. Taklidi ve tahkiki imanın ikisini koyuyor, kategorize ediyor ve takliden tahkiki nasıl geçiyor? Onun yöntemini söylüyor. Nasıl yürütüyor, akıl yürütüyor? Yani ayat-ı tekviniyeleriyle görülen taklidi gibi ayat-ı tekviniyelerle sendeki vamir tekviniyeleri birleştirmeyle gidilen de tahkiki bu. Evet. İki. Sen serbest bölgeden mi bakıyorsun? Burası. Burası serbest bölge. Vahiy buraya geliyor. Vahiyin dört şeyi var. Sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Mahiyeti nerededir? İmanın mahiyeti. Yukarıdan başlayayım. İmanın mahiyeti mi abi? Evet, imanın mahiyeti. Zatta değil mi? Yersiz yani. Kalpteki yersiz. Allah'ta. Allah'ta. Evet. Şöyle diyeyim. Allah'ta. Celle Celaluhu, Celle Şanuhu, Amenü Velluhu. Ondan. Peki in aşağıya. İmanın hakikati nerede? Nur-u Muhammed'de. He? Nur-u Muhammed'de. Hakikat neydi? Hakikat. Esma. Esmaların bütünlüğü. Evet. Esmalarda. Esmaların bütünlüğü. Kainat, iman ya. Arş, onun bizdeki karşılığı kalp. Kalp diyeceğiz, arş diyeceğiz. Ne diyeceğiz abi? Sen nereden baktın? Esma dediniz abi, arş dediniz. Bak, manyet. Hakikat neydi? Hakikat şey sabit. Esma. Şimdi şurada takıldık biz aslında. Yani imanın mahiyeti Allah'ta güzel olacak. Orada Allah'ın zatını bilmiyorum. Mahiyeti zatiydi. Zattan bahsediyorsun değil mi? Evet, tamam. Mahiyeti zatiydi. Tamam abi. O zaman iman hakikati o zaman sıfat şey şunat olması lazım. Şunat olur. Öyle aşağı doymaz. Şunat olur abi. Şunat olur. Peki kanuniyeti nerede olur? Kanuniyet sıfat. Peki şey sureti esma. Esma. Doğru. Bu vacib-i vücut da böyledir. Bu vacib-i vücut. Bizdeki karşılık ne? Bu doğru. Yukarıdan aşağı doğru seversen. Doğru, doğru. Tamam. Bu doğru. Şimdi insanda uygulayalım. İman mahluktur bizdeki. Tamam. Ama Allah'ta olan kaynağı, iradi cüzenin sarfından sonra iradi külliyenin, mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Sade Teftezani'nin tarifine göre. O zaman bize koyduğu nursa, iman da nur ve kuvvettir. Bu tarafı mahluk. İnsanda mahiyeti yok imanın. Mahluk değil. Yok mu abi insanda? Şey. He? Yok mu? İmanın mahiyeti insanda değil. İnsanda değil tabii. Hakikati? O zaman hakikat esma dersek mecurdek yani Nur Muhammed'i de uygun oluyor. Evet. Bendeki karşılığı. Bendeki karşılıklarını sayabilir miyiz abi? Hiçbiriniz bir şey yapamazsınız bende. Çünkü tanımlayamazsınız. Yani çok çeşitli farklı söyledik ama yani her şeyin yok olduğu, aslına dönüştüğü şey. O da mecul. Mecul. Hakikaten mecul. Yani mecul değil.
şu ama işte Esma'dadır, şuradadır, buradadır diyebilirsin. O özel sen hoş geldin diyeyim ya. Dört haftadan beri yoksun. Şimdi, her şeyin yok olduğu, herkesin Rabbinin, benim Rabbim, mülakki oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam kelamına rüyeti namazan oldu ya, gayb kalktı ya, Rabbini gördü. Rabbini, kendi Rabbini gördü. Rabbul Alemin değil. Evet. O Rabbi olduğu yer. Kabı kavseyi. O zaman hakikatine... mahiyet. Abi mahiyet gaybsız iman oluyor. Evet. Gaybsız iman olmaz ya abi. Evet. Gaybsız iman mahiyet oluyor. Yani ne olursa olsun bu devamlı duruyor. Ha, yani kabı kavseyi peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah görmedi mi? Gördü rüyeti. Peki iman kalktı mı ondan? Yok. Hayır. Hala iman var. İman gaybaydı. İman gaybadır Ehl-i Sünnet. Peki gayb kalktı mı? Hakikatin gaybi budur. O kalkmaz. O zaman Sübhaneke mea rahmeneke hakkan marifeteke ya. Ya mabud. Gayb bitmez ki. Hiçbir zaman kalkmaz. Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'ı gördü diye hangi Allah'ı gördü tövbe? Esma'daki Allah, sıfattaki değil ki, şunattaki değil ki. Hele mahiyeti zatiye Allah'tan başka Allah'ı bilen yoktur. O zaman imanın mahiyetini bizde karşılığı hiçbir zaman yok abi. Yok. Yani Kur'an'ın bize tarif etmiş olduğu Allah, Esma'daki Allah. Sıfat ve şunat ve mahiyeti zatiyedi ki Allah'ı bilmiyoruz ki. Ancak Allah en iyi bilen yine Allah'tır. Bilemez. Meçhulde nur ve mana tarafı var ya abi. O zaman yani mahiyeti şeye bakıyor. Kabı'ya bakıyor. He. Hakikati da nur tarafına bakıyor o zaman. Evet. Yani manası mahiyeti tarafı mahiyete doğru bakıyor. Mahiyeti manası nur tarafı da şeye bakıyor işte. Evet. Yani şöyle bak manası şeye bakıyor. Mahiyete. Nur ve kuvvet. Nur ve mana. Kuvvet yukarı şey... O için çoğaltmıyor. Yok, ben çoğalınca karışıyorum. Ama o zaman meçhul işte oldu. İmanın sureti. Tamam mı? Kanuniyet. Kanuniyet atladı. Kanuniyet atladı. Herhalde bugünkü dersi giremeyeceğiz hiç. Zor yerden girdik. Sanki biz bir kanuniyetle surete muhatabız gibi abi sanki. Çok yerden girdik ha. Yani imana oraya, nereye varacağız? Yani bu, şimdi burası taklidi iman, iman bilmezse tahkiki iman olabilmesi için bu şeyi hemen tazeleyelim dedik de. Yani pazar günde devam ederiz yani. İmanın kanuniyeti nerededir? Artık insandan bahsediyoruz. Yani mahfuzdadır o. Evet. Yani. Cennet, kanuniyet deyince artık ben giriyorum devreye. Benim. Lan kürs diyeceğiz yani. Ben. Kalp. Ene. Kalp ta iman. Kalp. İman kalptedir diyor ya. İmanın mahiyeti, imanın yeri kalptir diyor ya. Sureti de itikat oluyor abi işte o zaman. Evet, sureti itikattır. Ha öyle yani tabi durduğumuz yere göre. Ben oradan duruyorum yani. Tamam, kalp oluyor. Kalp. Surette dimadaki olacak şey itikat. Kalp, iman yani. Sonra imanın imanın sureti sureti itikatta. Buradan baktığımıza göre yani bu şeyler değişir. Şimdi buraya takılmayın. Şimdi buraya vahiy geliyor kardeş. Akla. Akıl bunu kabul ederse malum itikada doğru geliyor. Kabul ediyor ama burası hususi dünya. Şöyle yapayım. Hususi. Arkadaşlar herkes bu dünyada yaşıyoruz zannediyor da herkes burada yaşıyor. Şu sokakta olan herkes. Yani gayri ekseriyeti çok azdır. Bunun dışında buradan bakan. Dünyada yaşadığını zannediyor. Dünyadaki
kendi aleminde yansıyan küçük dünyasında yaşıyor. Kabir bu. Kabirde yaşıyor. Mezar-ı Mutalik. Ölmüş de Allah yanı yok. Hani bu dişin sokağı kastetme. Hepimiz kısmen hususi dünya, dünyamızı yaşıyoruz. Zannediyoruz ki umumi bir dünya yaşıyoruz. Sen kendi küçük dünyanı yaşıyorsun burada. Bu şekil burada. Yani tahayyül, mekanın tasavvur, düşüncelerin öncesi sonralığı konmasıyla zaman oluşuyor. Bir anda ilim gibi değil düşünceler. Düşüncede sıralama var, ilimde sıra yoktur. İlim şurada. Yani ilimde sıra yok, düşüncelerde, bilgilerde, malumatlarda var. O da burada. Yani ben şu anda son söyleyeceğim sözde şimdi diyemem. Sırayla koyuyorum. Bu düşünceler buradadır. Hep buradayım. Daha ilime geçmedim. Sende oluşan ilim oluyor. Ben düşüncelerimi, bilgilerimi aktarıyorum. Sende sırasız oluyor. Mesela şöyle. Çekirdeği attık toprağa. Filiz verdi. Mayıs 1. 30 sene sonra çıkan bir filiz var. 30 sene var. Yani ilk filizle son filiz hali 30 sene. Ağaçta geçmiş. Çekirdekte ilk filizle son filiz yok mu? Var. Doğru, çekirdekte zaman yok ki. Ağaçta zaman var. Yani bu ağaç gibi emrin ismi itibariyle burada bu çekirdek gibi. Onun için ilim canlı ve ruhlu ve şuurludur. Elde edilen ilim seni mesela koruyorsa ki mal diyor sen korursun diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. İlim ise seni korur. Sen sıkıntılara giriyorsan ilmin yok da. Abi bir sürü bilgin var. Bilgin var canım. Ama ilmin olsaydı o psikoloji sorunu yaşamazdın. Çünkü ilim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Sana devamlı katkı yapar. Yapma der. Açma şu televizyonu. Girme şu YouTube'a. Giren sen sıkıyorsun. Hadi gir de göreyim. İlim yapıyorum. Şimdi burada. Mesela ya şuna bakayım. Hemen geliyor. Nerede söylüyorum? Utbe-i Şam'ı 75'te var ya 77'de. Hemen hırsız elini çarptığı zaman diyor, o ayet gelir diyor, hırsızın elini kes, hemen onu mellettirir falan kestirir. Hatırladın mı? Evet. O düşünce değil, ilimdir o. Tamam. Mesela sen tam girerken videolara sıkıntı var ya sende olan sıkıntı. O ilimdir işte. İlim unutulmaz mı abi? Bilgi unutulur. Bilgi unutulur. İlim unutulmaz. Bırakmaz seni. Bırakmaz hiç. Hiç bırakmaz. Mümkün değil o. Tamam. Şimdi burası hususi dünya arkadaşlar. Yani sıkıntı burada. Ben niye sıkılıyorum? Buradasın da ondan. Nazarında fena memleketi. He bu nazarında fena memleketi düştü. İkinci söz ha burası. Hı-hı. Şimdi vahiy geldi. Kabul ettik. Tamam mı? Yani bizim mekan ve düşünceler, bilgiler, malumatlar vesaire, zanlar, şüpheler, tereddütler. Yeni bir şey işte var işte bunun içinde. Şurası delil. Nasıl abi? Delil, delil. Zanlar vardı ya, zan, şüphe, vehim vesaire vardı. Burası aynı zamanda delil. Deliller. Bu akılda burhan. Tasdikte hüccet. Tamam. Acayip bir şey. Şimdi psikoloji işi olanlara bir böyle bir vereyim. Tabii herkes kendi dünyasında farklı anlam kazanıyor ya ben böyle anlattığım zaman. Mesela dersten sonra ben bir sene de anlatıyorum dersi. O da kendi dünyasında dinle. Mutlaka bir şey diyecek kendi aletlerine göre bir şey yapacaklar. Şimdi fotonda güneş şeyinde şöyle ben şey yapayım burayı bozmayayım. Açabilir miyiz? Açarız abi. Orada mı? Ama onu bir gevşet de şunu. Gevşetmiş. Ha. Öf. Gel de sil. Genelde sana düştük. Sil artık. Ben silemem. Sil. Şimdi fotonda güneşten gelen parçacıkta
7 tane renk var. 7 tane renk. O hepsi aynı oranda olduğu için beyaz gözükür. Maddeye, dünyaya girer, gider çiçek, yaprak neyse 6 tanesini yutar, bir tanesini gösterir. Ha, öyle bir karne göre diyor. İkinci dalda şey diyecek ki yanlış diyor. Değil mi? He. Ondan sonra bir karne göre diyor, güneşin istilali hali geçirmiş oldu. Fakat şimdi ilim biraz da değişik şey geldi. Ay diyor, doğada 3 tane temel renk var diyor. Farklı mıdır senin? Sen bir anlat bakayım. Yok, sizinki doğrudur büyük ihtimalle falan. He. Şöyle diyor, ikinci dalda diyor ki, güneşin istilali etmişi bir karne göre diyor zaten. Bir kavle göre güneşin istihar etti. Neyse, o değil. Ben şöyle özellikle bir şey yapacağım. Doğada 3 tane renk ortaya çıkmış. 3 tane. Ben onu çizeyim. Çok ilginç. O serbest bölgede 3 tane şeyi unutma. Tahayyül, tasavvur, takvim. Şimdi psikoloji, kafa nasıl çalışıyor şey yapacağım. Doğada 3 tane renk var. Kırmızı. He, bütün renkleri çıkartan bu 3 o zaman. 3'ü çıkartıyor. 3'ü, bu 3'ü bizim her şeyimiz. Her şeyimiz. Evet. Tabii onu anlatmam işime yaradı. Bunu bana öyle şey yaptı. Ha, çünkü bu işlere bakıyorlar resimciler. Resimci. Ondan sonra mavi. Sarı, sarı var abi. Sarı yok ama bulacak mı? Bulabilecek mi? Kürs çünkü. Ha? Kabul edin sarı. Dima, ruh, kürs. Bayağı sarı oldu ya. Sarı değil ya. Tamam. Şimdi yazmam lazım. Mavi. Kırmızı malum olsun. Sarı. Ben bunu denedim ve video yaptım. 3 tane Sunuba'ya getirdim. Ondan sonra suya, çay bardağına bu kadar su koyduk. Mesela kırmızıyı şeyi oraya fırçayla kırmızı yaptık. Mavi yaptım, sarı yaptım. Sonra tuvalet kağıdı böyle böyle katlandı. Bardağın ucuna şu bardağın bir parça katladım kağıdı buraya koydum. Sarı olana da koydum ikisi. Birbirine geçsin diye. Şuraya bir bardak, şuraya bir bardak, buraya bir bardak. Şimdi bu bardaktan bir bağlantı yaptım. Tuvalet kağıdını. Koydum. Sonra bunu 50 dünya yapmışım. Ben yeni bir şey yaptım değil de. Ben başka bir anlama götüreceğim. Şurada bir bardak var, burada bir bardak var. Buradan da tuvalet kağıdıyla kağıdı katladım böyle bu kadar kalınlıkta. Ona da koydum, buna da koydum. Bundan da buna koydum. Tamam mı? Ondan sonra şuraya da bir bardak koydum boş. Su yok. Tamam mı? Yani buna ters söyledim. Bir daha sil kafanızı. Şuraya bir bardak koydum. Şuraya bir bardak koydum. Boş. Boş. Şuraya da bardak koydum. Şöyle boş yani. Boş. Şimdi sarıdan bu boşa attım. Bu maviden de boşa attım. Böyle kağıdı. Tamam mı? Şimdi bir daha buraya. Yeşilden boş bardağa kağıdı koydum, kırmızıdan boş bardağa koydum. Kırmızıdan boş bardağa koydum, sarıdan da boş bardağa koydum. Kaç tane şey oldu, renk şey olacak? 6 tane. Ha? Şu anda 6 tane bardağı oldu. Tane oldu. Renk çıkmaz. Şimdi ne çıktı biliyor musunuz? Şimdi ne çıktı bak. Ben bizzat şey. Bununla arasında şuraya bardakta mor oldu. Öbür tarafı yeşil var. Mor çıktı. Yani şöyle. Siyah yok mu? Var. Siyah nerede? Masada herhalde. Yok. Orada. Az önce ben kullandım. Ters duran. O siyah. Ters duran. Ters duran. Şu arkadaşlar. Şu borç buraya. Şuraya koydum. Şuradan. Böyle oldu. Mor çıktı. Sonra bununla bunu yaptık. Şuraya yeşil çıktı. Şimdi beyine şey yapacağız inşallah.
tasa çok ilgi şekli. Yani şunu buna bağladık, bunu da burada bağlamaktan ikisinin ceminden yeşil çıktı. Sonra aynısını kullanmak zorundayız çünkü. Bu turuncu çıktı. Biraz pembe katın. Biraz kırmızı kat abi, koyu olur. Biraz kırmızıydı. Hafif böyle. Biraz daha şey yapayım, dur sarı. Ha tamam, olsun. Kabul edin turuncuyu. Turuncu. Psikolojide kullanacağım. Çok benim hoşuma gitti. Üç tanesi ana renk mi? Evet abi. Ha, o zaman şöyle yazayım ben. Ana renk. Ana renkler. Bir, iki, üç. Kırmızı, mavi, sarı. Bunları aynı oranda ben karıştırdığım zaman ne çıktı biliyor musunuz? Sadece ucunu abi. Evet, sırf ucunu karıştırdım. Ben yaptım ya. Siyah çıktı. Ben yaptım. Bu okudum demiyor. Yaptım. Mesela bir gün uğraştım. Sonra bu ara renkleri de aldım. Ara renklerle beraber bir, iki, üç, beş, altı, kırmızı, mavi, sarı, yeşil, mor, turuncu, hepsini aynı oranda karıştırdık, beyaz çıktı. Yani beyaz çıkmaz, beyaz yansır sadece. Bu araları karıştırsan siyah çıkar yani. Aslında beyaz çıktı demek, hiçbir ortaya çıkmadı demek. Onların bir hareket halinde yansımasıdır. Onlardan işte yansıyandır beyaz. Evet, o kadar. Ama renk olarak beyaz kabul edilir. Beyaz çıkmaz yani. Beyaz işte bir şey çıktı, beyaz. Yani aslında şey, hepsini karıştırdığın zaman beyaz hiçbir beyaz şey çıkmadı demek oluyor o zaman. Ha. Hiçbir şey yani. Yansıması o. Hiç. Hiçbir garip bir şey yok. Adem. Beyaz. Şimdi internete girer görürseniz oda da aynı. Ya, çünkü ama biz yansımayı görüyoruz o. Ha tabii elbette. Ama yani ben zaten temelde beyaz diye bir renk yok. Mesela fotonda 6 tane renk var, kendisiyle beyaz gözüküyor. Yani altının bütünselliğinden ortaya çıkan 7. bir şey beyaz. Hasan abi senin saçın beyaz değil mesela. Değil değil mi? Renksiz, şeffaf. Evet ama 7 rengin vurmasıyla görünen renk beyazdır ama. Evet. 7 renk bir anda vurursa hiçbirisi zaman garip değil. 6 tane renk hiçbirisi garipti. Garipti olmadığınca beyaz gözüküyor. Beyaz gözüküyor. Şeffaf. Şeffaf. Tamam. Şimdi nereye geleceğim? Nereye geleceğiz abi? Daha esas şeye gelin. Şimdi bu 3 tane rengi alın, 7 tane şey yapın. Kaç tane temel? Şimdi geçiyorum şeye. Bunu kullanacağım şimdi. Tamam, şimdi kullanacağım. Renk sol. Ama bunu niye sıkıyorsunuz? Öteki tarafı çevirmesen abi. Öyle mi? Ha güzel. Kafam o kadar çalışsaydı zaten bu mesuliyete girmezdi. Ne güzel. Benim şimdi evet. 3 tane renk var. 1, 2, 3. Temel. Biz hep burada oynuyoruz. İstersen tevhidde, istersen psikoloji. Yani bu dersler zaten öyle bir dersler ki dışarıya çıkınca hayatın ta kendisi. Hayattan kopuk ders yok. Şimdi bak, tahayyül hangi renge girer? Üç tane temel vardı. Hani kırmızı var, sarı var, mavi var. Sarı. Mavi kırmızıya mavi giriyor. Gerekçesini mavi de söyleyeceksiniz. Hiç en şey kesir. Ben gerekçesini söyleyeyim mi? He. Hasan abi ben sizi tanıdım tabii, bu zamana kadar hiçbir şeyi dengesiz yapmadınız. Siz yazarken kırmızıyı solda, sarıyı salda yazdınız.
Ben ispat ederim abi, siz de ispat ederim başkası da kendiniz olduğunu. Abi Esma'dan en kesif, yani en uzak Tahir olan, bizim de en uzak ademi tarafımız sarı, Kürt tarafı. Ama birisi diyebilir ki bu kırmızıdır, en cami. O da doğrudur. Evet. Ama nereden baktığınla alakalı. Tamam. Başka? Mavi takır zaten. Şimdi mavi, bunda şüphemiz yok değil mi? Mavi. Mavi. En kesin tahayyül ediyorsun. En kesin tahayyül. Sema, bak şimdi. Taksiler niye sarıdır? Yani bak buraya dinliyorsun. Fazla takılma, gel geç. Takılma öyle kalitesini, iyisini. İyiyse de kafan kalbini bağlama, kötüyse de yani itiraz etme. Biraz sonra ineceksin zaten. İnsana fanilik duygusu verir. Mesela yatak odasında dolapların ve renklerin donuk renk olmaması lazım. Çünkü insanı sıkar. Yani mesela mavi gibi de olmaz. Çünkü düşünce aktif olursa duygusallık olmaz yatak odasında. Yatak odası duyguların yoğun olduğu bir alemdir. Duyguların yoğun olduğu yerde akıl devre dışı olması lazım. Akılla hareket edilmez. Kalbidir. Onun için marketlerde böyle akıllı marketler şeyle orada parayı alan şeye tezgahtar kasiyere ya beyaz giydirirler ya da pembe giydirirler. Pembe yumuşatıyor. Ben parayı çek ses yapmaya. Karıştırma. Onlardır ki pek kimse aldığı fişte, aldığı maddeye bakmaz. Ben kesinlikle bakarım. Hep iyi bana hiç almadığım şeyde yazıldığını gördüm. Ve geri döndüm, bak ben bunu almadım. Aa yanlış oldu diye şey yapmış. Ve iki defa girilmiş. Dolayısıyla fanilik, yani faniliği şu, önceliği sonralığı devamlı değişendir. Sarı tasavvura geliyor. Kırmızı niyedir? Kırmızı kan ve ağustos, yani canlılıktır, harekettir. Tahayyüle çok benziyor. Tahayyüle aktif ediyor. Mesela düşüncelere mi nispeten insan daha çok aktif olur? Şekille mi? Şekil daha çok aktif oluyor. Yani yer değişebilir ama yorumlarımıza benim şey mesela niye sarı tasavvura koydum? Tasavvurda düşünceler sıralıdır. Devamlı akar. Yani bu akar. Efendim abi. Bir de insanların aklına ilk gelen renk kırmızıymış abi. O da tahayyül ilk başta olduğu için. Evet yani tabii başka noktadan da baktığımız zaman mesela en kesifi en camidir. En kesifi mesela hayal gibi gözüküyor. Tasavvur da öyledir ama hayal daha fazla kesif olduğundan daha camidir. Şurayı kırmızı dedim ama doğru veya yanlış bu nasıl isabet edersek, iski sebep etmesin, bir sebebimiz var. Çikolatanın bile en kesimi bitti, onu kırmızıya sarıyorlar. Şimdi ne işime yarayacak bu? Arkadaşlar, ağlar renklerini tamamen biz yapıyoruz. Ana renkleri biz dolduruyoruz. Yani mordur, yeşildir. Neyi hayal ediyorsan, neyi düşünüyorsanız, ona dönüşüyorsunuz, o oluyorsunuz. Yani düşüncelerici var ya böyle. Şimdi bu temel şeyleri biz karma yapıyoruz gündelik hayatta. Şimdi ben bozacağım Hasan abini. Söyle dinle. Hasan abi siz tabi burada şuna ben dediğiniz zaman bu geçerli. Buna ben demekten uzaklaştığınız zaman burada yok. Ana renkler abi o zaman değişiyor. Yani şöyle söyleyeyim sana. Mesela izana kırmızı, tahakkule mavi, itikada da sarıyı yerleştirebilirsiniz abi. Tabii yani bu daha şey gelmeden, bu biz psikoloji noktasında değerlendi. İnsanların çoğusu burayı yaşamıyor. Yani onu bunu ben diyor yani. Bu tabii. Şu anda ben o tabii zaman yapıyorum, tabii. Psikoloji sorunu olana bak diyorum ki sen seyrettin, baktın her şey. Sen de bu kırmızı, bu sefer biraz sonra akli şeylerin, bilgilerin gelecek, bunu seyrediyorsun ama
bu şeylerin bununla birleştiğin zaman mal olacak. Yani 6 tane haleti ruhiye yaşıyorsun. Devamlı değişken, insanın duyguları, fikirleri değişmesinin sebebi bu üçünün dışında, şurada bir boşluk var mı? Hani 6 tane, 3 tane de bardak vardı ya, hani ara bardaklar, orada toplanıyor. Bu sefer insan şaşırıyor. Kırmızı, sarı önümde, mavi, yeşil var, turuncu var, mor da var. Bu sefer, ya ben ne oldum ya diyor. Devamlı insanın oynak olmasının, yani düşüncelerin, hislerinin, duyguları. Duygular sabit değil ki, sığırın hiçbir zaman moralı bozulmaz. Niçin o zaman? Sığırdır. Çünkü ne dışarıdan etkilenir, ne içerideki sistemle yapılandırır kendisini. Değişken olan insandır. Mesela sıkıntı çekenlere diyorum ki ben, niye sıkıldım, ben böyle değildim, biraz niye sıkıldım? Ben de cevap veriyorum. Niye sıkılmayacaktın ki? Sen bana cevap ver. Niye sıkılmayacaktın? Cevabı ne olur? Yani sıkıldım dedin Gafur. Tamam da niye sıkılmayacaktın Gafur? Ödemem alem değişiyor. Sen nasıl sabit duracaksın? O abi bir şey değişti yok. Ben buradayım. Burada durduğunu zannediyorsun. Kendini basit zannediyorsun diyor İmam Ali. Bütün alem sendedir diyor. Şimdi gelelim bizim konumuza. Bunun dışında bu psikolojiydi Osman. Devamlı değişken. Şey yaptık notu biz paylaştık o aranızı. Ha, paylaştın mı? Ha. Şimdi bu da bu muhakimat 70 kaç? 76 ne işimize yarayacak? Sonunda başlıyorum. Serbest bölgedemiz ve vahiy iman orada geliyor. Şimdi imanı tahkiki tabii vahiy geldikten sonra eğer bu akıl vahiye bağlıysa unutmayın bunu. Hususi dünyadan çıkmışsınız. Bir daha. Vahiy akla geldi mi? Akıl vahiye bağlandı mı? Hususi dünyaya bakıyorsun dışından. Hususi dünya ile bakmıyorsun. Hususi dünyadan çıkmanın yolu vahiy tabi olacaksın. Renkler kayıp mı oluyor abi o zaman? Kayıp. O zaman renk yok. Bu şey, ben bir çerez olarak belki psikolojisi sıkıntısı olanlara niçin ben sabit değerlerim var, namazım var, zikrim var, evladım var, şu var da bazen neyse, kardeşim mor da ara renktir, arayı da yaşaman lazım. Abi uçak, pazar günkü derste yazan abi, uçağın gideceği nokta olarak, ne demiş gideceği noktaya abi? Kıble yaptık, tamam mı? Kıble mi demiştik abi? O şey kıble, o da şeydir. Kıble mihenk mi oluyor abi acaba? Şimdi bak, şu. Şöyle bir şey çizmiştik. Bakayım şey yapabilecek miyiz? Şimdi pilot da var. Burası ne? Teknik resim dersi yok, bir şey yapacağım. Kule. Şimdi burası dümen. Dedik ki bu dima şey yaptık. Bir tanesi burası tahayyül, tasavvur, tasdik. Bu tabii şey, daha tasarım, izan. Bu pilot, iltizamdır fiili, iltizam. Nereye gidecek? Kule, itikad. İtikadına gidecek. Dima yaparsak. Yani itikad nedir? İtikad ettiği Kur'an yani. Ona bağlıysa uçuyor. Şimdi eğer vahiy geldiği zaman akıl bunu kabul eder, etmeyle yetmiyor erkek Müslüman. Eğer vahiye tabi olma nispetinde şu hususi dünyadan çıkıyor. Çıkıyor derken hususi dünyanın dışında bakabiliyor. Bu
76 matematik okuyacağız da pazar devam edeceğiz. En azından kademelerini yapıyor şimdi. Tamam. Sonra abi bir sual ara, bir sual. Bizim aklımızı bulandırdınız daha derse girmeden Hasan abi, bir şahsi maneviden bahsederek. O zaman şahsi manevi beni buradan çıkartan mıdır abi? Evet. Eğer kendi iki tane şahsi manevi var. Mesela doğru benim insanın şahsi manevi. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yaparsın. Benim şahsi manevim uçuyor. Herkesin bir şahsi manevisi var. Tamam? Yani atomun dışında benim sizin üzerinizde bir tesirim var. Herkesin aleminde menfi ve müsbet. Kimisi küfür eder bana, kimisi takdir eder. Senin aleminde ben var mı? O benim şahsi manevimdir ki Kur'an diyor ki kardeşiniz etinizi parçalamayın. E bunu niye parçalamıyorsun ki? Nesini parçalıyorsun? Kardeşinin çiğ etini yemiş gibi oluyorsun gıybet edince. Neresini yiyorsun? O ölmüş adam. Ha? Dolayısıyla bir insanın şahsı manevisi var. Bir de cemaatin şahsı manevisi var. Cemaatin şahsı manevisi cemaatin ruhu hükmündedir diyor. 102 Mesnevi Nuriye'de. Ruhudur yani. Her bir dinin cemaatin veya bir evin bir şahsı manevisi var bu evin. Şahsı manevisi o evin ruhudur. Cemaatin de o ruhudur. Şimdi ben şey yapmayayım. Tasavvurla mı konuşuyorum veya ben mi konuşuyorum, taakkulla mı konuşuyorum bu derste, bu yapacağımız derste, Muhakimat 76'da, ben tasavvurda mıyım konuşurken veya karşımdaki, ben tasavvurda olup olmadığımı bilmeyince karşıdakinin tasavvurda olup olmadığını bilebilir miyim? Evet. Ben eğer buradan çıkarsam, burada olursam, bu kâra bak bu derste, şu karşıdaki adamın tahayyülle mi konuşuyor, tasavvurda mıdır, hususi dünyada mıdır, umumi midir, o zaman anlarsın. Bu derste olacak. Mehmet abiye güzel cevap mı oldu abi o zaman? Ne işimize yarayacak? Evet dedi, evet. Ondan sonra o çok şeyi gitti, acayip gitti. İmanımın neresi çalacak? Burada isen imanın her an tehlikede çalacak. İmanın sureti burası. Sureti. İmanın suretine şeytan musallat olur. İmanın kanuniyetine, hakikatine asla onun hayali bile ulaşamaz. Unutmayın. İmanın suretine şeytan su getireceğim. İşte Muhammed'i inkar et, sekerat anında bir sürü şeyler söylüyor. İmanın suretindeysen senin imanın tehlikede. Herkesin, kimse. Ondan sonra peki peygamber falan endişedir şu. O halette yaşayacak ki bize örnek olacak da. Peygamber aleyhisselama imanından endişedir falan dediğince ben de diyorum peygambere sihir tesir eder mi? Etti. Nasıl etti? Etti. Niçin etti? Sihir kanuniyeti var. Harut Marut meselesi. Böyle bir şey olduğu zaman ümmetime nasıl çözecek? Çözümünü öğretmek için Allah öyle yapacak. Ben vesaire sebeplerle psikolojim dibe inmeseydi, ben psikoloji çıkarımları külliyatta yapabilir miydim? Niçin bu dersi yaparken arada bir ara format atıyorum da sarı kırmızı niye girdim? O bununla alakası yoktu. Yani sıkıntısı, derdi, psikolojisi olanlara da bir şey gönderdim derste. Yani ana renktesin, ana rengi gel demek istedim. İkide bir hissiyatın değişmesinin sebebi ara renklerde var korkma. Oy ben hep kırmızı, kırmızı da olamazsın hep. Mavide de olamazsa sarıda da olamaz. Oynattır yani ara renkler var, araları da yaşayacaksın insan olduğun için diye. Bu derste alakası yok da onu mahsus yaptım. Tamam. Şimdi İmanın sureti burada. İmanın kanuniyeti burada. İmanın kanuniyeti burada. İmanın hakikati burada. İmanın mahiyeti burada. Yani dimağ mertebesi olarak söylüyoruz. Hakikat şey olarak değil. İmanın şeytan burada cirit atıyor. Onu yazayım ki anlaşılsın.
Şimdi nerede siyah? Bak şuraya şeytan, şeytan, kafir cinler, erva habiseler, mevadi şerireler müdahale edebiliyor. Tamam mı? Yeni bugün şey ekledik. Mesela adam cemiyeti yaşıyor. Adam masondur. Adam dinsizdir. Adam bir siyasi partisi var. O bulunduğu yerin şahs-ı manevisini temsil ruhu hükmünde olan erva habise diye geçiyor. Çok acayip şu anlarda ve mesleğinde. Bir daha bir cemaattasınız. Veya cemaat olmayan sokakta bir adam. Sokakta yaşıyor. Ya da erva haliye. He, onu buraya geçeceğim. Şimdi bir adam sokakta yaşıyorsa yani veya bir şey merfi diyelim, sokağa demeyeyim. Şimdi adam zındık. Zındık bir partide. Zındık bir grupta. Mason, Lyons, Rotary kulüplerde. O cemaatin temsil ettiği kişilerin ruhlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan erbah-ı habise, şahs-ı manevileri var. Bu şahs-ı manevilere erbah-ı habise. Bir de bu tarafta şeytanın tersi melek atıyor. Sonra Müslüman cinler, erva aliyeler, bulunduğunuz cemaat, cemaatin fertlerinin ruhları, şöyle düşün, kazanı getir. O cemaatin o bulunan fertlerdeki, kişilerdeki imanını atın, aklını atın. Dört tane, aklını, kalbini, ruhunu, doğru fiillerini, menfisi yok. Atın, karıştırın. O karışımlardan ortaya çıkan şahs-ı manevi, o cemaatin ruhu hükmündedir. İlla atom olması şart değil. İşte o cemaatin şahs-ı manevisi himmet eder. Sekeratta sana yardım eder. Kalbine şeyi koyar. Mesela ilhamı koyar. Bugün birisi sordu işte bir doktor kardeş. Çok nasıl sordu? Çok daha dinlediniz mi ses kaydı? Çok ilginçtir. Kur'an okuyorum. Bak bu ders bak şimdi. Kur'an okuyorum geldi. Ya git. Şimdi bak şimdi, şahs-ı manevi beni yiyecek, bir şeyse eksik yaptın diyor. Başka nasıl diyecek, Lazca mı diyecek diye bak. Sen eksik yaptın, onu tamam, bak ne yapacak. Kur'an okuyorum, geliyor, git. Gene geliyor, git kardeşim dedim. Mecburu, sadak Allah'u nazim koydum, tak tak, aradım. Efsaniz. Dedim ya nasılsın, iyiyim dedi falan, dedim benim bir işim yok. Doktordu, göz doktoru. Benim bir derdim, sıkıntım yok ha. Sırf halatını sormak için aradım. Sesi de değişti. Oo Allah razı olsun bana. Ya nasıl? Vallahi dedim, sen dedi hatırlayacağım durumda değilim. Kovdum ama. Niye hatırladın? Ya dedi, dün mü dersin? Bir araya geldik doktorlar dedi. Sana bir şey soracaktık dedi. O zaman aramışken sorayım dedi. Ya dedi, şahs-ı manevi insanı nasıl kontrol ediyor dedi. Nasıl şey veriyor dedi. Birinci sorum. İki, şahs-ı manevi mi melekleri etkiliyor? Melekler mi şahs-ı manevi etkiliyor? Tamam neyse cevap verdim, kapattım telefonu. Ay biz şahs-ı manevisini şey yapmadık. Hemen bugün sabahtan akşama çalıştım ve Osman'a gönderdim. Onu dedim şimdi serbest belgeye koy. Şimdi onu ifade ediyorum bakın. Bulunduğunuz cemaat, cemiyetse, dini cemaatsa, neresiyse, müsbeti, o cemaatın fertlerinin bir, kafası, koy pencereye, akıllarını koy bütün fertlerin, tamam, cemaatin akıllarını koy, kalplerini koy, kalpteki duygular, hep müsbet, menfisi yok, bu menfi, ruhlarını da koy, doğru eylemlerini de koy, oruç tutuyor, namaz kılıyor, fiil, zekat veriyor, koy, karıştır, dondur, buzdolabına koy, o cemaatin şahsı manevisidir. O şahs-ı manevisi ferit makamındadır diyor usta. Ferdiyet yok, fert şeyi asıl kalktı. Bu asırda böyle kutbul azam bilmem şey onlar yok kardeşim. Eskidendi o. Gafsiyet ve ferdiyet eskidendi. Şimdi
şahs-ı manevinin oluşturduğu bir ruhani şahs-ı manevi var. Kamil. Çünkü insan evinde televizyon olan da evliyalık ucu ferde kapset mi olur? Eskide İslam cemiyetlerine kalbimizi inkişaf etmiyor diye İslam cemiyetini terk edip mağaraya girenler ancak o manevi hali kazananlar. Şimdi sen evine televizyon olacak, gelinin kızın bir öncelik takacak da ferdiyet ve gafsiyet olacak. Nerede o? Öyle bir şey olur mu? Bu zıttır kanuni ilahi. Böyle bir şey. O zaman nedir? Peki mahrum mu olacak? Allah ferdçiliği değil, cemaatçılığı çıkarttı. Nedir o? Şahs-ı manevi. Şu an ama peki birisi temsil etmeyecek mi? Tabii birisi çıkacak. O şahs-ı manevi işte tarikatta şehteldir. Nurculukta ustadın varisidir veya bir cemaatin hareketini temsil eden, yön veren vakıflardır, hastardır vesaire o şeyler oluyor. Veya cemaat içinde evli baktıdır ama hizmette her şeydedir, önde. Bunlar işte temsil ediyor şahs-ı manevi. Onun şahsından değil, şahs-ı maneviyi temsil ediyor, tamam mı? Dolayısıyla o buraya etki yapıyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'i etkiliyordu. Cebrail Peygamberimizi Aleyhisselatü Vesselam Cebrail vahiy ile etkiliyordu. Dolayısıyla melekler şahs-ı manevi etkiler. Çünkü Ferit makamında Ferit diyor Üstad. Nur cemaatinin hastalığının oluşturduğu şahs-ı maneviye Ferit makamındadır. Melekler oraya etki yapıyor. Oraya vahiy ilhamı indirir. Ondan sonra o şahs-ı manevi de cemaatta herkesin sadakatine ve ihlasına göre ve taksimat yapar. Sen bu kadar, sen bu kadar. Ve o himmet eder, yardım eder. Tamam. O bir atomik şey yok. İşte fiili ne yaptı? O şahs-ı manevi bana içime şey koydu, kalbime koydu. O adamlara bak şimdi. Şahs-ı manevi dersini şahs-ı manevi yaptırdı bana. Şahs-ı manevi yaptırdı. O bana o şeyi veren şahs-ı maneviydi. Melek şahs-ı maneviye, şahs-ı manevi de bana. Şahs-ı maneviyi burada unutmamak adına şahs-ı maneviyi anlatmak için şahs-ı manevi etkiledi beni. Kalbime koyan şahs-ı manevidir. Telefon ettim. O adam da o soruyu bana sorup sonra da bu soru falan benim neremi şey yaptı deyince tekrar bana o ilham eden o. Bak sonra burayı etki yapar. Tamam. Arkadaşlar şeytan buradadır. Bunun dışına çıkamaz. Tamam. Bunu biliyoruz. Şimdi bu okuyacağımız ders tasavvurla mı konuşuyorsun? Veya taakkulle mi konuşuyorsun? Hasan abi sana getiren kimdi peki? Bana onun eliyle ama... Getiren kimdi peki? Kur'an okurken mi? Şahs-ı manevi yaptı. Şahs-ı manevi yani... Şahs-ı manevi dedik onu ara... Melekle, Müslüman cinler ya da Erman-ı Aliye dedik ya. Evet onlar... Melekler mi getiriyor abi? Melekler şahs-ı maneviye yapıyor. Onu sana sunuyorlar. Tabii bana mesela direkt vermiyor. Abi değil mi? Melekler diyor ki şahs-ı maneviye atıyor. Şahs-ı manevi de bana diyor ki bak eksikmişsin. Tamam. Bak oralarda öyle gözüküyor. Alemin gaybta o şu şuralarda öyle şey ruhani alemlerin temsilcisi meleklerdir. Melekler bildirdi ki bak resminiz eksik geliyor. Burada sıkıntı var. Burada bir şey var. Bunu tamamlayın. Ara bunu da. Ondan sonra şahs-ı manevi atıyor. Şahs-ı manevi de arıyor böyle dedektör gibi. Burada bir eksiklik var. Eksiklik varınca da sana böyle demez. Ey Osman, şahs-ı manevinin yerini koy, ferdiyetçiliği hiç yapma. Çünkü ne? Çabuk yıkılır fert çabuk şey olursa. Öndeki fert her şey olursa insan kusurdan hali değil. Kusur etti mi hemen patlediğinden bile kopuyor adam. Cemaattan bile kopuyor. Ama bilse ki o şahs lazım. Tepedeki adam lazım. Çünkü şahs-ı manevi temsil ediyor. Dümen lazım o. Dümensiz olmaz o çan dümeni gibi. Ama bizi sevk eden bütün şahs-ı manevi orada toplanıyor. O adamdaki o kemalat zatından değil ya. Dolayısıyla bu alemi garipte hani ben bir rüya görmüştüm. Bir zat vefat etti ya. Zat Nurcu çok acayip fedakardı. Çok merak ediyordum onu. Ne yaptı, ne etti der. Baksan işte böyle manyaklığımız tutuyor. Sana ne ya ne etti, ne yaptı. Çok fedakardı. Bir de başladım aslında şunu merak ettim. Acaba bu çalışmalarımız
Orada nasıl gözüküyor ya? Hiç merak etme. Etmez miyim abi, ben nasıl göründüm? Şu çalışmalar var ya, nasıl o, orada nasıl gözüküyor? Böyle haftalarda ya dedim, bu adam gitti aramızda, bu dersleri yapıyorduk. Dedim ya bir yol olsa da, bildirse nasıl gözüktüğünü. Ya hepimiz batacağız, gafurun dediğiyle. Şu ders, bu yöntem. Uyduruk sevgimiz, batacağız tövbe. Ya hepimiz çıkacağız. İslam hukukunda bir kasa şeftali mi aldın marketten? Baktın, akit yaptın, kabul ettin, verdin. Eve geldi, bir tane çocuk geldi. İslam hukukunda tek bir tane şeftaliyi götürüp de bunu değiştir diyemez. Akit neydi? Geri verme var İslam'da. O da reddedemez. Komple kasayı al kardeşim, bana başka bir kasa ver. Ama özel anlaşma yaparsa tamam, bir taneyi tamam değiştireyim bir tane, o olur. Ama akitte bu yok. Dolayısıyla biz bir kasa şeftaliyiz. Bu cemaatta. Bir tanemiz arada çürük çıktı. Yani Allah'ın kanunu böyleydi. Haşir'de ey dimacılar, ya hepimizi batıracaklar ve hepimizi o çürüğü de kabul edecekler. Onun için de akit olduğu için. Çünkü Cebrail aleyhisselam, Allah bilmiyor mu, sultan olduğu için bize ders vermek için şey yapıyor. Ey Cebrail, Allah bilmiyor mu? Bak diyor, cemaatta ne yapıyorlar biliyorsunuz. Diyorlar ya Rabbi, cennetinden bahsediyorlar işte. Beni biliyorlar falan, sonra cehenneminden, yani bildiğiniz bir şey. Sonrası çok önemli. Dedi ki ya Cebrail, sen de şahit ol ki onları cennetime koyacağım. Ama Cebrail akılcı olduğu için orada duramıyor. Dur da işte karışma, hepsini koyacak işte. Ama soru soruyor. Diyor ki ya Rabbi, onların içinde bir tanesi o niyetle girmemişti yani. Yani onlardan değildi. Cenab-ı Hak da diyor ki şanıma yemin ederim ki onların içinde mi bulundu? Onu da affettim dedi. Hadi Gafur abi, bizim sayemizde yaptın abi. Ne görünüyor? Doğru diyor. Yani kurtardık diye kendin demiş. Doğru diyor. Gafur abi için söylemişti. Ne görmüştü abi? Ha, onu da evet, ne görmüştü? Rüyayı. Ana konuyu şey... Ha! Fedakar abi. Şimdi ben dershanedeyim. Rize dershanesindeyim. Özür abinin oradayım. Böyle bir dershane. Evdeyim, rüyada. O düşünüyordum ya, acaba burası orada nasıl gözüküyor falan. Ondan sonra tabi o Hızır abiydi, bizim köyün tepesindeyim. Dağ tepeden. O şahsı şey, sonra deniz. Baktım ki, o merak ettim İslam abim. Belden aşağı yok. Baktım denizin üzerinde bir şey, ufak bir şey gittikçe büyüdü. Aa şekillendi, aa baktım. İslam abi. Yani bir hafta veya üç gün işte vefat etmiş. Bizim de derdimiz adam imanını kurtardı mı kurtarmadı mı olması gerekiyor ki ondan burası nasıl gözüküyor orada. Benim de derdim bu ya. Belden aşağı yok. Tabirde o ahiretli olduğunu gösteriyor. Böyle geliyor. Böyle uçtu geldi. Tepe değil mi? Vadi yani köy biliyorsun öyle. Böyle havada durdu. Ama gülüyor, ağzı buraya gelmiş gülüyor. Dikkat edin tabire, fert demiyor. Grubu anlatıyor. Şöyle. Çok iyi gözüküyor. Çok iyi gözüküyor. Çok iyi gözüküyor. Bak devam ediyor. Devam edin. Devam edin. Devam edin. Bırakmayın. 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 Üç çer defa dedi. Arkasını dönmedi bana. Geri gitti. Kalp. Bırakma demiyor. Bırakmayın. Çok iyi gözüküyor. Çok iyi gözüküyor. Çok iyi bırakmayın. 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 Devam edin. Devam edin. Devam edin. Diye dedi. Aynen. Yani sabah kalktın, gaza geldin değil mi? Hem de benzinsiz. En azından bu saatte
haram işlemiyoruz. Risale-i Nur'un metnini esas alıyoruz, mana çıkarmaya çalışıyoruz. Hata olursa beşeridir, vahiy değil. Allah'ın kelamı değil ki şu an. Peki Allah'ın kelamından iştihat etseler ne olur? 27 söz. Ehli iştihat edip yanlış çıksa, yanlış demiyorum, isabet etmese bir sevabı var. Müştehidin. İsabet ederse iki sevabı var. Ha, la teşbih ve la temsil. Onlar Kur'an'la, o imamlar Kur'an'la mana çıkartıyor. Biz de talebeler Risale'de mana çıkartmaya çalışıyoruz. İsabet edersek iki sevabımız var, etmesek bir sevabımız var. Çünkü art net yok. Şimdi devam ediyorum. Kârımız nedir? Bu kârımızı anlatacağız ve ders bitecek. Dersi pazar günü yapacağız. Öyle gözüküyor. Eğer taakkul değilsen imanın zıtlarını muhal görüyorsun demektir. Eğer vahiy aklına bağlamışsak, vahiye muhatap olmuşsa bu akıl, şurada zıtlar var ya, küfür var, iman var, hak var, batıl var, doğru, yanlış burada ya. Eğer imanın buraya gelmişse, imanın zıttı muhaz gözükür sende. Yani mümkün değil yani. Küfrün, iman demedim, ters mi dedim? Küfrün, inkarın, bu makamda olan insan tamamen muhaz görür. Yani mümkün değil. Yani olamaz yani. Allahsız bakamaz yani. Bakamaz. Allahsız olamaz onun dünyası. Mümkün değil. O halde eğer böyle bir haleti rüya varsa buradasın. Tahakkudesin. Evet. İki de böyle oynaksa gidip geliyorsan iman o ne olaması bana. Bir de böyle bakalım diyorsan serbest bölgesin ve sana şeytan tehlike çanlar başlıyor imanını almaya. Şu anda daha imanını oturtamadınsa sekeratta şuurunu kaybettiğin zaman pek şansın yok. Şu anda oturtamamışsan sekeratta hiç oturtamayacaksın. Ben namazdayken aklıma gelen dünyevi işler mi taakkül oluyor? Yoksa ben çalışırken Allah'ı düşünürsem mi taakkül olur? Ha, çok ilginç. Çalışırken Allah'ı düşünürsen buradasın. Namazdayken bu tür şeyler... Aşağı düşüyorsun. Evet, yani şey yapıyor, onun manasını şey yapıyor. Yani şu, o değil bu benim anlattığım. Allah'ın zıttı muhal oluyor senin aleminde. Allahsız o mümkün değil. İşte çalışırken de Allah'ı düşünüyor. Fark etmez, nereye uygularsan uygula. Yani çalışırken... Allah'ın taakkulü oluyor. Taakkulü oluyor. Aklım varken günah ya girmez. Şimdi o değil, yanlış söylüyor. Çalışırken Allah'ı düşünüyor ya, orada kendini yırtacağını zannediyor. Çalışırken, Allah'ı düşünürken patron maaş vermeyeceğini söylese bırakıp gidecek çalışmayacak. Olmadı işte ya, olmadı. Şimdi... Ama Allah'ı düşünüyorum hala. Sen uyutamazsın. Devam. Devam ediyor. Diyor ki, taakkul değilseniz, yani hemen parmağını koy. Ne var, ne çalışıyor? Bir, buradan delil ve ücrettesiniz demektir. Tasavvurda bunlar var ama asıl değil. Yani tasavvurda delil var, buradan da var, hüccet de var ama düşünce bilgi seviyesinde o kadar sureti var yani. Bilginin sureti, burhanın sureti, hüccetin sureti, tamam mı? Suretinin orada bulunmayan olan var mı abi? Yok. Her şeyin sureti orada. Ha, bak şimdi, taakkul değilseniz aklını şunla çalışıyor. A, B, C, Ç'den gitsin. B, burhan. C, D, deli. D, E, F, G, H, hüccet. Burhan, delil, hüccet de çalışıyor. Tasavvurda bunlar var ama asıl değil. Çünkü yapısı itibariyle tasavvur, bedihiyat bile, yani burada, buna değseniz şu oluyor, imanınızda her şeyde. Bir şey anlatıyorsun adama, ya ben bundan ne istifade edebilirim ya? Bir bakayım, benim ne karım var demiyor. Burada olan adam şunu yapar, her şeye, belki, ihtimaldır, şek, şüpheyle bakar. Üç tane sistem çalışır. Akıl, delil, burhan, hüccetle cem olmuştur. Delil, burhan. Bu ise, belki, ihtimal, şek. Hüccet, yani burhan, taakkul. Yani o şey, aslı bu. Buraya gelince hüccettir de. Hüccet şu, Hüccetül İslam İmam-ı Gazali. Yani
kabul ümmet olan her şey hüccettir. Yani belgeli kağıt. Belgeye dönüşmüşse. Yani makul üçünü kullanır dediniz ya. He, yani sureti burada da burada kullanıyor ya. Burada kullanıyor tahakkul seviyesinde. Buraya geçince artık delil ve burhan konuşulmaz burada. Hüccet. Hüccet deyince zaten delil ve burhanı cem etmiştir. Üniversite diplomasıdır. Hani Çin'e almıştır. Şimdi bir daha çok önemli. Taakkulde misiniz, tasavvurda mısınız? Bir daha söylüyor. Burada mısınız? Burada mısınız? Hangi konu olursa olsun veya karşıdaki adam. Tasavvurda bu. Ona göre cevap ver. O eğer tasavvurda ise ona delil getir. Hüccet getirme. Belge getirme ona. Kur'an'da böyle geçiyor deme. Ya şu o böyle yaptılar böyle işte dini cemaatler falan adam. Ya ama yani Hazreti Ebu Bekir şöyleydi. Kur'an'da şöyle var. Getirme. Burada ise ki burada adam peki orada olduğunu alameti 3 tanedir. Belki ihtimal şek. Şüphe. Hep şüphe ediyor. Hep böyle münekkit, tenkit ediyor. Onu bunu deyince hep pile yerine bas, tenkit. Onu tenkit, bunu tenkit. Ya dedim Allah'ını seversen onayladığım bir adam var mı ya? Bu tipler nasıl bir tip ki mi? Tövbe 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 Allah'ım affet beni. Allah Resulü bugün gelse niye entare giydi, yapan niye pantolon giymedi onu da tenkit edecek. Bu böyle hasta. İşte bu tasavvurdadır. Bu imanın sekerata şansı yok. Niçin? Dini mevzuları bile alay eden, makara yalan, şakkabanlık yapan, diniyle şaka yapan, güldürmeye çalışan adam tasavvurdadır. Taakkulde olan şey yapar, rahatsız olur. Hocayı çıkar, domuzu çıkarma, bu şakkabandır. Tasavvurdadır bunun imanı. Bunu taakkulde olan bir insan diyemez. Hocanın üzerine dinle alay ediyor. Müslümanın üzerine dinle alay eden imanı buradadır. Burada değildir. O sekeratta hiç şansı yok. Ciddi değil. Dinle, din mevzuları şaka edilmez. Alay malzemesi olamaz. Yapamaz yani. Kanı gerilir yani. Damarı gerilir böyle. Git başka şeyle şey, dalga geç. Başka şeyi dalgada kullan. Şaka yapıyorum. Dinle şaka olmaz kardeşim. Nikahla şaka olmaz. Yani şaka ile boşadın. Şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Dinin kendisi değil, nikah bu. Dinden olan bir şey. Ya ben şakayla boşadım, korkutmak için. Hayır, bitti o. Dinde de öyle. Dinle dalga geçenin, alaya vasıta yapanın imanı şuradadır, tasavvurdadır. Ve o da tehlikede çünkü o sekeratta hiç şansı yok onun. Abi tahir ve tasavvurda olanın mesuliyetten kurtaran bir hal yok mudur? Nasıl kurtaracak? Bu aleme niye geldi ki? Asabiyet, niye burada duruyor? Asabiyet nerededir mesela abi? Asabiyet kuvve-i adliye, kuvve-i gadev, kuvve-i bu üç tane kuvvedir, buradadır. Tahakkültedir. Evet. Abi peki anlattıklarını... O asabiyeti o değil yani. O din konusundaki asabiyeti. Hı-hı. Din gayreti oradadır. Biz bu serbest bölgeyi şimdi dinliyoruz ya, bu tasavvur mu oluyor? Serbest bölgeyi dinliyoruz, burayı seyrediyorsun değil mi şu anda? Evet. Burayı. Bunu inanırsan ben kabul edersem ilim oluyor. Bu şimdi sen burayı seyrediyorsun öyle. Aslında buraya geçiyorsun, aslında burada gözüküyor ama sen sendesin. Şimdi sen buradasın, burada nasıl çıkacağım? Şimdi o der, bunu onun için uğraşıyoruz. Yani hepimiz buradayız, buradaydık. Ama nankörlük yapmayalım, hepimiz burada idik. Ama değiliz elhamdülillah. He. Şimdi ama sen buradasın daha. Gibi gözüküyor. Davranışlarından dolayı. He. Çünkü burada olanın konuşması, giyinişi, şairi dikkat eder. Yani ötekisi iddia olur. Dini giyinir. Dine zıt olan bir şey giymez, takmaz, yapmaz. Yapamam. Çünkü niye? Taklittedir daha. Onlar önemli olmasaydı onlara emniyet verilmemiş olmazdı. İltizam olacak, tamam mı? O çok önemli. Namaz abdest alırken yani bir şey olmaz. Namaz kılarken bir şey olmaz. İşte incik boncuk takacaksın. Bilmem şey yapacaksın.
o men edilmiş. Yani ona dikkat eder. Sünnet-i seniyeye uyma nispetinde buradasın. Sünnete uymamak nispetinde şeyde, serbest bölgedeyiz. O yanlış kalır. Yanlış. Bilmiyorum o yüzden. Ha, bil, ben de bilesin diye. Sifon için söylemedim. Şeyi soracaktım ben. Tabii şimdi dur. Sorarız. Burada olan imanın suretidir. Tehlike var. Çünkü Allah Resulü benzemeyin onlara diyor. Onlardan olur. Benzemeyeceksin. Şimdi sor. Batıla taraftar olan nasıl oluyor? O zaten gitti. Hayır, o da hani... Serbest bölgede yaşıyor ama bu koparttı. Şu, bana terkenin ilerlezine zelim ve fethemese kımından küfre taraftar oldum, buradan aşağı kesiliyor, zaten bitti. O böyle dalinam. Çünkü o artık şu, 5 vakit namaz da kılsa, ki 40 tane ve fiyattan birkaç tanesi kurtarmış. Bir kere batıl ateş, çünkü imanın 3 tane temel şeyi var. Bu sırf tarafkirlikten bahsediyor. Tarafkirlik, evet. Tarafkir, batıla tarafkir oldun mu, bitti. Batılı itikada kadar gidiyor. Tabii tabii, bu itikadi zaten. Yani, tahil tasavvurunu, hususi dünyasını şey yapıyor, umumileştiriyor. Evet. Yani, bakın, bir buradayız. Birbirimizi korumakla yükümlüyüz. Giydiğimiz, şey yaptığımız her şeyinize dikkat edeceksin. Çünkü niye? Yaşadığın hissiyatına mal olur. Hissiyatlar duygun olur. Duyguların fikrin olur. Fikrin de senin itikadını oluşturur. Birbirini tetikler. O altı tane bardak vardı ya. Birbirine, evet, kırmızı değil. Evet, mavi değil ama ikisinin cemi mor oldu. Şöyle mi abi, yani suretlikten sabitliğe geçeceksin. Geçtirmeliyiz, zapt etmeliyiz yani. Eğer geçemezsen... Suretken her an gidebilir. Tehlike, ben niye bir şey yapıyorum bu Ali? Yani bizi tokatlar, şeytan burada bizi... Şey bu alemdeyken bizi tokat, bizim derdimiz burada nasıl çıkacağız? Tokatlar arkadaşlar burada. Oyun değil bu iman. Allah muhafaza etsin. Sonsuz hayattır. Burada ise bizi tokatlar. Buraya geçmemiz lazım. Edildiği şeriye de diyebiliyor muyuz oraya? Yani buraya geçmenin şeyi vahye, yani sünnet-i seniye tabi olacağız. Tabi olmak nispetinde buradayız. Bizim endişemiz buraya geçmek. Nedir o? Taklidi mesela dinde öyle dinde olmaz, lavabalık olmaz. Çünkü ruhsattan azimetleri ikaz edilir diyor şimdi. Hatırlarsın böyle din şaka şey gelmez yani. Öyle bir şey olmaz. Bak ne diyor, yaşadığınız gibi inanırsınız diyor Hazreti Ömer'e. Yani giydiğimize, yediğimize, adam ben hiç unutmuyorum. O kadar tesir etmişti ki bana. Ben talebeyim daha. Adam çık, yazın cuma hutbe veriyor. Hutbenin yanındaki camide cam açık, adamın kravatını oynatıyor hutbede ve mecbur da değil. Kravatıyla bir elle oynarken sünnet-i seniye anlatıyor. Allah ve sünnet uymasını gerektiğini anlatıyor, kravatıyla oynuyor. Hiç unutmuyor, belki de 40 sene oldu. Hiç hafızamdan çıkmıyor. Yani çıkıp da hocam peki bu anı mecbur musun? Değilsin. Cüret yok. Ne olacak, bir köy ya. Mesela kendi istiyatifini kullanmış. Adam hutbe, Diyanet'in hutbesinin altına kendisi eklemiş. Söz ekliyor, dua ekliyor. Rahmet gönderiyor veya göndermiyor. Yani yok, metinde yok. Baktım metine. Hmm. O adam burada. Peki ne olacak? Taklidi iman olduğu için arkadaşlar, endişem şu. Tokatlar ya, oyun değil bu. İman ya, kazanma veya kaybetme davası açılmış. 3 devlet söylüyor, İngiliz, Fransız ve Rus, tamam. Servetin olsa, her gün bir lateral versen, imanı kaybetme adına neyi şey yaparsın yani? İmanı korumak adına, iman amelsiz olmaz. Evet, amel imandan değil ama amelsiz de iman sabit kalmıyor, olmuyor. Akaidi ve iman hükümleri sabit ve daimi kılmakla melek haline getiren ibadetlerdir. Yaşantı, evet oğlum, bu sefer bakın, yaşantı hislerimize,
etkiler ister istemez. Hislerimiz duygularımıza, duygular fikirlerimizi oluşturur, fikirler de itikadımızı oluşturur. Bir ihtiyarın sarfından sonra mümin kulunun kalbiyle evet. Koşuyor. Şimdi bu derste yani bütün dertlerimiz şu, buradan çıkacağız arkadaşlar. Buraya geldik mi emin oluyorsun, rahat ediyorsun yani. Buranın fırtınasını seyrediyorsun, etkilemiyor seni. Liman bu. Şurası liman. Yani burada acayip şey ya. Bak şeytan, kafir, cinler, evlatlar ise. Levad-i şerir şu. Şerir mekanlar. Buraya yapar, yaptı etki. Bu evlat habise YouTube, televizyonlar ve kötü yerler, şeyler. Burası melekler, Müslüman cinler, evvaliyeler. Yani güzel dersler, güzel videolar, bilin, manzaralar. Ve mevadi şerire, mevadi aliye, camiler, tekkeler, dershaneler, dergahlar, yani din, yani haram olan her yer, haram olmayan her yer. Tamam. Buraya ne yapar? Atar. Arkadaşlar burası ana baba günü yani. Endişemiz bu. Burada her şey var. Resim. Endişe etme. Anasına dahi cinselliği duyar. Dairesin demeyeyim. Köpeğe dahi tenezzül eder. Korkma, seninle alakası yok. Bu adamın sözüdür. Burada, burasındakileri biz de hissederiz. Buradaki fikirler, fikirlerimizi etkiler. Duyguları, duygularımız etkiler. Hislerimizi de, hislerini, hislerimiz etkiler. Şimdi karını söyleyeyim. Anasına karşı olması bundandır. Senin alakası yok, serbest bölgededir. Burada da olması sana hissettiriyor, sana diyor ki senin fikrin, senin hissin, senin arzun. Hiç senin alakası yok. Korkma. Şeytan var çünkü. Tamam. O sen, o his var ya o his, o arzu, o meyil, bu adamdandır. Hiç endişe etme. 13. Leman'da diyor ki, onun sözünü kendi sözünü zanneder, vartaya düşer. Yani bunun sözü buradadır. Onun için hiç endişe etme. Korkma, en zirve pislikleri söylüyorum. Çünkü burada müsbet yok sırf. Her şey, bak her şeyin, her mertebesinin bulunabileceği, her daim insanın kontrolünde olamayacağı, insanın aklını ve kalbini ve sonsuz hayatını mayalandıracağı bir sistem. Buraya hakim olmak istiyorsak, şuradan tek kabloyu kes. Veya azal. Böyle kablolar var. Böyle parmak kadar. Ama ince ince kıl gibi kablolar var. Ne kadar koparırsan o kadar kârdır. Arkadaşlar şeytanı ibadetle ve ilimle mağlup edemezsiniz. Şeytanı ibadet ve ilimle mağlup edilemez. Çünkü onun kadar ibadet yapan yoktur. Onun kadar ilmi sahibi yoktur. Şeytanı ancak terklerle la ilahe ile yok ederiz. Veya tesirini azaltırız. Yani haram işlememekle, haramdan kaçarak la ilahe yaparsak ilalo. Yani 10 cüz akşam cüz Kur'an okuyun ama bitirdin sabah namazı 10 dakika kaldı. Bir YouTube'a gir, bir rezil bir video seyret. Birkaç dakika seyret. 10 cüzünü yok ediyor. Sebabını değil. Sebabı tamam. Sebabını aynı duruyor. Ama haletini bırakmıyor. Tamam. Halet bırakmıyor. Yani hiçbir şey bırakmıyor. O halet gitti ya. O 10 cüzün getirmiş olduğu ruhani haletin yok. Şeytan niçin şeytan oldu? Namazı, ibadeti terk ettiği için değil. İbadet yapıyordu. İlmi terk ettiği için de şeytan olmadı. Muhalefet etti emre. Tamam. Emir nedir o? Şu. Haram, ilk önce haramı terk, sonra iman olur. İlk önce terk. Şeytanın tesirini veya ortadan kaldırışını ancak terk veya tecerrüt. Terk edeceğiz. Sonra ya yapmasan da zaten terk ettin ya, yapmış gibi oluyorsun. Mesela çocuğu nasıl terbiye edeceğiz diyorlar. Diyorum ki, çocuk zaten İslam fıtratında. Bozma yeter. Doğru. Neyle? La tahrip. La ilahe illallah var ya, la ilahe illallah ne demek? La tahrib, illa tamir oradadır. Tahrip etme, zaten tamirdedir. İhlaslı olmak istiyoruz, aynı kanun. İhlaslı olmak istiyorsan, la riya, illa ihlas oradadır.
Riyakar olma, bir şey yapmaya gerek yok. İhlaslısın. Sadakatli miyim? La sadakat. Sadakatı terk etme. Sıdıksın zaten. Yani bir şey yapmana gerek yok. Şer olma diyor. Allah'ımız, Rabbimiz, dinimiz bizim havada uçmaya, havada seccadede namaz kılmaya, suda yürümeyi istememiş ki yapamayınca moralınız bozuluyor. Havada uçmak mı istedi bizden? Suda yürümek mi istedi ki moralın bozuluyor? Kardeşim muhatap olma ya şu şere. Zındıklara muhatap olma. Girme şunlara. Zaten cennete yöneltiyor fıtratım. Girme YouTube'lara ya. Videoları girme kardeşim. Açma şu sıkkımı ya. Girme. Çünkü sanal dünyada hayal ve tasavvurun çalışacağı için oradan girdin, kabına girdin. Buraya baktığını zannediyorsun. Buraya girdin. Oradasın. Hop girdin. Artık oradasın. Bunun bu burada kaldı. Açmazken önündeydi. Açtıktan sonra sen burada kaldın. Bitti sen. Öldürdü sen. Silaha gerek yok ki. Bitirdi zaten. Ne düşüncem var, ne şeyim var. Bitti artık. Kalmıyor. Cümleyi bitireyim. Ondan sonra keseceğim. Diyor ki taakkuldeyseniz Burhan delil ve hüccettesiniz demektir. Tasavvurda bunlar var ama asıl değil çünkü yapısı itibariyle tasavvur bedihata bile belki ihtimal ve şekleri karıştırır. Benim kafadan uydu şey yaptım değil. Ve yani o şeyde geçiyor. Mektubatta tasavvurda üç tane şey var. Karıştırır. Bu da insanı güvende hissettirmiyor. Belki ihtimal veya şey, şüphe, şüphe. Ben senin yanındayım kafa ve ortak. Hep şüpheyle baksam. Veya belki, ihtimal mı? Ben senin yanında nasıl rahat edeceğim ya? Onun için herkeste yemek gelmez. Herkeste seyahat edilmez. Herkeste ticaret yapılmaz. Ben mesela, herkeste bir şey yapayım da, bir zatla şeye gidecektik. X devlete gidecektik, arabayla. Konuştuk. Üç kişiydik. Bindim Zeytinburnu'na, bağları aldım, indim. Baktım karavada dört kişi. Yani benle üç kişi olacaktı. Baktım arkasına dolu. Hayırdır dedim. Ya dedi, ya bu arkadaşımız da ben aldım dedi. Ya dedi, ben niye indim biliyor musun dedim. Ya aslında ben gelemeyeceğimi sana bildirmek için indim dedim ya. Kusura bakma dedim ya. Çünkü öyle bir şey değil, bir hafta kalacağız yurt dışında. Onlar hep beraber olacak. Tanımıyorum. Peki değil adam. Ya ben niye indim biliyor musun? Ben dedim gelemeyeceğimi sana bildirmek için şu an. Olur mu abi bana? Gelemeyeceğim kusura bakma. Çünkü niye? Ben bir hafta ne esaretli olayım? Nasıl bir şey nedir bilmiyorum ki. Sana göre iyidir. Mesela bir kız evlenecek ve oğlan olacak. Abi çok iyi. Diyen kim? Ona göre iyi. Sana göre iyiydi ki. Kim söylüyor yani? Sen söylüyorsun. Ha. Güvende hissettirmiyor. Belki, ihtimal, şek. Bu üç tanesi ne kadar çağırttıysa tasavvurlusun. Peki internetler, YouTube'lar ne yapıyor? Hep böyle ihtimaliyatları, tasavvuru küfrü küfür, dalaleti tasavvur, dalaleti tasavvur etmek, ne dalalet kabul ettiriyor. Hep böyle olabilir ya, imansız mıyım? Hep bu çalışıyor. Anladınız mı? Hı hı. Yani insan da buradan çıkmasa burada hep şek, ihtimal, belki. A, B, C, Ç'den kalsın kafanıza. B, ben, belki. Hı. İ, ihtimal, şek. Hep şüphe. Ondan sonra bediyattan da şüphe eder. Onu işleyeceğiz yani. Ben bunu söyledim ama şimdi malzemeleri veriyorum. Nasıl ediliyor? Hı. Onu pazar günü şey yapacağız. Tamam mı? Yani her şeyde, ya belki, ya bediyattan da niye şüphe ediyorsun? Hı hı. Tamam mı? Şimdi, tasavvurda mısın, halkulda mısın? Orada harika ölçüler var. Şuysa, şuysa, şuysa. Altı tane madde var. Altı tane madde var. Pazar günü okuyacağım. Altı tane maddede tahakkulda olduğunu göreceksin. Devamlı değişen dünya ve ona mukabil hisleri yaşarsın. Belki de ihtimal şekli. Not. Burhan, şöyle yapayım ben size neticeyi söyleyeyim. Burhan akılda, delil tasavvurda,
Hüccet ise tasdiktedir. Ondan sonra 23. deftere geçtim, oradan şey aldım. Delil burhanları anlatıyor, ben onu şey yapmayacağım ama ateş yakar, bu delildir. Bunu Allah'a verirsen burhan olur, bu kabulü ümmet olursa hüccet olur. Örneğimiz bu. Hmm. Ateş yakar, ateş yaktığına dair gördük. Bu nedir? Delil. Bunu Allah'ın esmasıyla oluyor. Allah'a verirse burhan olur. Kabul ümmet olursa, yani delili burhanı da bütün ümmet kabul ediyorsa, bu hüccet olur. Ondan sonra imkanı akli mesela şöyle yapar. Hemen onda din bitti. Karadeniz pekmez olabilir. Ne demekse, ya ben galiba iyi değilim. Ya kötü olabilirim. Bu adamın tasavvuru çalışıyor. Çünkü akıl bedihiyatta sabittir. Oynak olmaz. Aklın iki tane kategorisi vardır. Acele etmiş ha. Bir, vücub. Şu, Osman. Aklın vücub mümteni. İşi yok bununla. Şu ortası ne? Söyleyeyim. Mümkün. Mümkün neresi? Alem-i şehadet. Tamam. Vücub Allah. Mümteni imkansızlıklar. Yani ben 8 kafalı olabilirdim. Bu mümteni. Ha, mümkün mü benim? Olmayabilirdim ama. Ha, aklın şeyi bunun üzerine çalışır. Tasavvurda ise vücutla mümteni devamlı çalışır. Pek buralara şu mümkün mümküne pek gelmez. Alem-i şehadette yok. Yani. Uzmanlık alanı orası. Yani. Uzmanlık alanı sonra güzel. Ve bundan sonrasını devam edeceğiz. Yani mümkün tasavvurda kalmıyor, taakkule iniyor. Öyle oluyor da küçük. Şu mümkün, evet, bu taakkulde olduğuna 33 tane... Tasavvurda yok aslında. Mümkün de orada, lakin taakkule iniyor. Yine mümkün. Ama vücut ve mümteni yukarıda kalıyor diyorsunuz, öyle mi? Yok, hayır. Şimdi 3 tane vücut var. Tamam. Tamam mı? Bir, vacibül vücut. Tamam. Allah'ın vücudu. Tamam. Bir de Allah kainatı ve beni her türlü ihtimalle yaratabilirdi. 8 kafalı olurdum. Tepemde göz olurdu. Tamam. Olmuş mu? Olmamış. Allah'ın ilminde bunlar. Bunlara mümteni denilir. Tamam. Peki olmuş olanlar nedir? Tercih edilmiştir. Bunun tercih edilmişlere mümkün deniliyor. Akıl artık o varsayımlarla uğraşmaz. Allah'ın tercihlerini tercihle uğraşmaz. Tercih ettiğiyle meşgul olur. Beni anlamadınız abiciğim. Şunu söylemek istiyorum. Bakın tasavvurda vücut, mümkün ve mümteni. Bunların hepsi mevcut. Mevcut. Heh. Şimdi mevcut. Bu üçü mevcut burada. Hepsi mevcut. Çünkü ben tasavvurumda 8 kafalı insan var. Evet. Mesela hepsi var. Var. Ama tasavvurunda var ama. Ama akıl almıyor bunu. Takvile almıyor yani. Burası almıyor. O yüzden mümkün olması. Bunca mümkün. Tasavvurca 8 kafalı mümkün. Mümkün. Evet. Ha, dolayısıyla aklı realitelerle mesela edile-i şeriye ile Müslüman hareket eder. Her cemaatin de edilesi var. Edile-i nuriye var. Nurcuların hareket ettiği 4 yöntem vardı. Hatırladınız mı? Hayır, farklı şefkat tefekkür mü? Yok. 49 Hütbe-i Şamiye, Hütbe-i Şamiye diyor. Mahkemat neydi? Hadi bakalım. Edile-i Nuriye vardı. Osman'ın bir Edile-i Fahriye oldu bu şimdi. Bak, Edile-i Nuriye vardı, 4 tane. Şeytanı söyledi. Hangileri söylüyorsun? Lupu bulduktan sonra... Lupu olan kışırla meşgul olmaz. Çok şey yapan çok azdı. Hakikati... Hayalata sapar. Evet, hakikati bulamayan hayalata sapar. Çok aldatır, çok şey yapar. Aç o zaman, bak. İfrat ve tefritte olan. Fırat-ı Mustafa'yı görmüyor. Ben çünkü böyle zor ezberlensin diye. Evet abi. Mahkemat 49. Çok
Çalışmadan derse geldim. Çalışmadım. Akşam gelenler kişilik. İbn-i Sina Farabi gibi zatlar delil konusunda delilleri var. Delil buradadır zaten. Burada da buradadır. Lübü bulmayan kışır ile meşgul olur. Bir, bak. Lübü bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikat, iki, hakikati tanımayan hayalata sapar. Hakikat, bir dakika, yavaş. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Bir dakika, hayalata sapıyor. İki de bir hayalini yaşıyor böyle. Hakikati bulmamış. Sırat-ı müstakimi göremeyen. Bir dakika, sırat-ı müstakimi yaşamıyor. Göremeyen. İfrat ve tefrite düşer. İfrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan. Bak, kantarsız ve metresiz olanlar. Çok aldanır, çok aldatır. Aldatır. Yani şöyle olabiliyor mesela. Lübbü bulmayan dediği takul aşağı tarafı. Evet. Bulmayan kışır ve meşgul. Kışır burası. Hakikati tanımayan aşağısı. Aşağısı. Hayalata sapar. Burası. Sırat-ı müstakimi göremeyen aşağısı. Burası. İfrat tefrite düşer. Burada. Muvazenesiz, mizansız olan, muvazeneyi, mizanı bulamayan aşağıyı. Bulamayan. Çok aldanır, çok aldatır. Aldatır. Yani serbest bölgenin sıfatları gibi oldu. İkinci evet. Cümle. Ve dört tane cümle, dört tane eylem. Dima, kalp, ruh, fiili anlattı. Şey, ne dedi abi? Osman ne dedi? Çok bir şey, çok güzel bir şey söyledi şimdi galiba abi. Serbest bölgenin sıfatları. Yani bu ikinci cümleler, yani mülkümle kışırla meşgul olur dediği serbest bölgeyi anlatıyor. Kışırla meşgul olur. Hayalata sapar. Yani birinci bölge, ikinci burası. Hasan yani lübü bulmayan, lübü. Lübü, kışır bu. Erdinç abi çok güzel bir yere değiniyordu da kesildi abi. Farabi ile İbn-i Sina abi. Bunların imanına gittiklerinden şüphe. Şey var, ulema, avam kadar iman vermemiş. Şey vermiş. Adi bir mümin derecesini Gazali çıkar. Ama Gazali için... Üstad bir şey çıkar. Gazali vermemiş. Onlar çünkü şeyi inkar ediyorlar. İnsanların tekrar vücuda geleceğini inkar ettikleri için kafir gözüyle bakılmış. Evet. Yani haşi cismani kabul edemediler. Haşi'ni direkt inkar etmiş oluyorlar. Doğru mu abi? Yani ruhani Hristiyanlar gibi. Hristiyanlarda haşi cismani yok. Haşi ruh olarak olacak. Ruh olarak olacak. Yahudilerde zaten ahiret yok. Reenkarnasyon var Yahudilerde. Hristiyanlarda haşili ruhani var. Müslümanlarda bizzat cismani. Evet, o Faraviler ve İbn-i Sinalar ruhani olacak falan. Peki bunlar tahakkülü açmışlar. Tasdiği, izanı, iltizamı, itikadı bitirmişler. Nasıl bir tekrar oraya düşmüşler? Sen abi zannediyorsun buraya. Neyi açmışlar? Hani, ne bileyim ben. Öyle geliyor bize. Hep buradalar. Orada mı kalmışlar abi? Çünkü vahye tabi olsaydı, vahye tabi olsaydı. Vahye. Kendi itikada çıkmış. Görüyor musun? Bismillah ya Allah. Anladın mı? Vahye tabi olsa, bir dakika. Vahye tabi olsa, vahye haşi cismani mi diyor, haşi ruhani mi diyor? Hiçbir yere çıkamamış. Akıl gibi gözükürken akılsızlıklar danışkasını yaptılar. Evet. Niye? Vahye teslim olamadıkları için. Yani, ille, yani. İlle ben düşüneceğim ondan sonra tabi olacağım. Şeytan gibi abi, o da ilim sahibi ya. Abi. Şeytan kadar alim. Ya Farabi'yi dev diyorsun. Lan şeytan kadar dev mi? Şeytan kimi nasıl aldatacağını biliyor ya. Benim şeytanım öyle acayip ki. Ulan benim okuduğum şeylerle beni aldatıyor. Ulan ben okumadan önce bu adam demek ki biliyordu bunları. Niye beni o zaman darmadağın ettin de ana mısar etmemiş ya? Ben okuyorum, o okumuyor. Ondan sonra bunun içinde beni vartaya da düşürüyor. Demek ki ben sonradan öğrendiğim adam biliyor. Hasan abi şeytan hep bizle muhatap ya abi. Biz tahakkülde kalmadığımız için, devamlı inip çıktığımız için de bize tekrar muhatap tutamaz. Evet, yani şeytan buraya vuramaz kardeşim, vuramaz, gelemez. Biz iniyoruz. Ama ne diyor? Şeytan besvesesiyle akla şüpheler atar diyor. Şüpheyi direkt veremez. Vesvesiyle vehamla buraya geçmeye çalışıyor. Evet. Vesvesi ve vehim ile. Tasdiye giremez ama. Yok, giremez o. O kalp var orada çünkü. Tabii ki. Niçin? Tasdikte ilim. İlim canlı ve ruhludur ki o koruyor. İlim onu tard eder diyor. Kalp tasdik diyor biliyorsun Hasan abi. Şey, akıl... Biliyorsunuz değil mi? Evet. Evet, doğru söylüyorum.
Akıl kabul eder, kalp tasdik eder. Evet. Oraya kabul edemiyor. Evet, geçemiyor abi. Tribün coştu orası. Evet, yani acayip bir şey. Abi şu anda... sanki bu ders, herkes iç alemini, imanını, anlayışının nerede olduğunu seyrediyor. Ben şey yaptım abi, koydum. Yok abi, ben çürük elma da olsam, çürük şeftali de olsam... Rahat, görüyor musun Osman? Bak. Ben umurumda değil artık abi, buradayım ben. Çünkü niye bak, yeis atamaz bunu da. Diyelim ki değil. Ama yeis bunu atar. Çünkü şeytanın gayesi günah işlettirmek değil. Günah yeis atmaktır. Ümitsizliğe düşürür abi. Evet, günah cehenneme atar. Yeis ise Adem'e atar. Cehennem ise Adem'e nedir? Cehennem nimettir Adem'e göre. Taş onun şirkettir ya. Asıl orası o alem. Cehennem bile Adem'e çalışıyor diyor. 11. şualda. Cehennem Adem alemlerine çalışıyor. Cehennem şey... Peki niye bahsedilmiyor? Dilemez ki o Adem. Avama nasıl bahsedeceksin adam? Kur'an cehennemden bahseder. Adem alemlerin hesabına çalışıyor. Cehennem yani o deşetti. Onun için şeytan bunu bildiği için günah ile nereye atar? Yeise atar. Bak ne diyor? Bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki de tek bir dinin altına giremezler. İhtiyar ve ihtiyarına muhalif işler yaptırırlar. Sonra ne diyor? Günah yaptırdı, yetmiyor. Gelir diyor ki sana hak ve hakikata muvafık bir şeyin yok diyor. İstidadın yok. Seni kader böyle mahkum etti diyor. Yeise atar. Şuraya bak, 75 lemalar. Ama bu derste ne kazandırdı bize? Hiçbir, hepsini unutsak. Yeis yok. Yeis mani erkeme aldır. Benim için hiçbir şey diyelim ki sen yani buradasın ama kendin burada kabul ettin. Hiçbir zararın yok. Yeis'ten kurtuluyoruz. Hepimiz buradayız. Şimdi çıktık. Delikanlı sen de buradasın. Sen de geldin ya. Allah razı olsun. Bir derste geldin. Hazır abi olur mu? Biz çok uğraştık. Yok ben onu tanıyorum. Yok ki kardeşim. Dün akşam da beraberdik. Kiminle abi? Onunla. Dün akşam İçenekköy'de dersteydim. Sen orada mıydın? Ha, gittim abi. Ben çarşı, salı, ben ayda bir İçenekköy'e gidiyorum. Evet abi. Çok güzel. Orada serbest bölge iş yaptık. Esas dersten sonra çok kaliteli sorular geldi. Çok güzel. Çinli çok güzel soru sordu. Peki, vâhir devâhum en elhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha. Şimdi serbest bölgede isen ümitsizliğe atılıyor değil mi? Tövbe. He, tövbe ümitsizliği kaldırıyor. Ümitsizliği kaldırıyor da ne yapıyor? Serbest bölgeden seni akla taşıyor. Şöyle düşün. Tövbeden kim rahatsız oluyor? Şeytan. Demek ki tövbe ettiğin anda ondan en uzaksın. Ondan en uzaksın. Şeytanın cirit attığı yer neresi? Sebep. Akla girebiliyor mu? Hayır. Giremez. Vesvesesini atar diyor. Giremez. O zaman sen tövbe ettiğin anda nereye atılıyorsun? Şeytana sıyrılıyorsun. Taakkul desin. Kur'ani bir yöndesin. Serbest bölgeden çıkmanın bir yolu da tövbe etmek. Peki tövbeyi geciktirmek ve unutturmak kimin özelliğidir? Şeytanın. Şeytanın. Peki yalan desek ya ben tövbe ettim ama acaba benim tövbem kabul oldu mu? Orada sorunum var diyor. Dediğin doğru ama tövbeyi acaba Allah kabul etti mi? El cevap Hazreti Ali radıyallahu anh bir de Hazreti Osman'ın ağzından ben ikisinden de bu rivayeti işittim. İşittim derken okudum ya. Yani. Diyor ki bir mana, hepiniz rastlamışsınızdır. Allah affetmeyeceği kulunun ağzına tövbeyi nasip etmez. Allah, evet, kabul etmeyeceği duayı ettirmez. Affetmeyeceği kuluna tövbeyi nasip etmez. Var mı böyle, Allah şahit, ben ömrümde rastladım. Bir kardeşimizin kayınpederi, hatır için gittim. Adam müteahhit ama öldü. Gittim, hocalık sıfatıyla tövbe ettirin dedi. Ben dedi tövbe etmem dedi. Oğlum bir dalga mı geçiyor dedim. Olur mu? Dedi ki bu acizliktir dedi. Ben kanserim yataktayım dedi tabi. Ben dedi kendim yakıştırmam. Eyvah eyvah. Eyvah hani tövbe hani bazıların hatırınıza giriyor ya ne var ya tövbe etmek kolay. Değil işte kolay.
Kolay değil işte. Öyle. Niye? Ben dedi kalkacağım. Ne demek? Allah beni kaldıracak dedi. Beni sokağa çıkartacak, orada edeceğim dedi. Dedim hemen oradan çekip gittim. Ben de helak olurum diye kalkıyorum. Allah ile pazarlık yapıyor. Bir kere Allah affedeceğini delil, affettiğini delil, af istemendir. Şeyden bir misal vereyim. Çok ilginç yeri gelmiş. Mevlana'nın talebesi varmış. 15 sene, sen 14,5 sene dedin. 15 sene. Adama nasıl girmiş? Şuraya bak, sen 14 sene, 15 sene Mevlana'nın talebesine girmiş. Anlıyor ki, sen dedi her gün Allah diyorsun diyor. Şeytan. O aptal değil ya, şeytanın ilmi var ya. Ama tövbesi yok. İlmi var, ameli var, tövbesi yok şeytanın. Sen 15 sene dedi Allah dedin. Allah bir defa sana buyur kulum dedi mi diyor. Şuraya bak, girdiği yola bak. Ne acayip bir söz değil mi? Adam der işte, adam tepe taklak gidecek, eşyasını toplamış, çekip gitti dergâhtan. Mevlana dağdan tabi gösteriliyor, vitrinden, dijital ekranda seyrediyor. Usta havadan dünyanın gidişatını seyrediyordu. Alem İslam'da ne oluyor? Havadan rapor alıyordu, havadan. Bu sefer Mevlana Hazretleri iniyor, ondan sonra hemen onu soruyor, nerede gitti, bitti diyor da. Arkasından düşüyor, yakalıyor. Atından iniyor. Tabi hürmet var. Ya sen dedi, niye gidiyorsun? Ki, ya dedi, ben dedi 15 sene ya Rabbi dedim, bir defa Allah bana buyur ey kulum demedi dedi. Ha? Ne acı bir şey. Tabi büyük adam niye büyüktür? Büyük oynuyorlar, büyük yapıyorlar. Yani şeytan ona vurdu ama buna vurabilir mi? Dedi ki bak, Allah sana, bana, ya Rabbi de diye bu duyguları, bu fikirleri, bu haletleri sana vererek, bana böyle de, sana bunu vererek sen daha demeden buyur kulum demiş olmuyor mu dedi. Bak, hemen nasıl ağlıyor. İşte bir kenar kuyuya, bir kenar yukarıya çıkartır adamı. Mesela bu derste, kardeşim serbest bölgenin çıkmanın en müessir şeylerden terktir. Tecerruttur. Yani günah terk. Tecerrut da ne? Enfuste gurur, kibir, enaniyet yapma. O tecerrut. Yani benlikten tecerrut. Günahtan terk. Bir tövbe, istiğfar. Çünkü günah Allah'ın nazarında işlenmesin diye böyle fıtrat yaratmamış. Var yani fıtratı günah yapma var. Ama yeis yok. Ümitsizlik. Yok, ümitsizlik olmayacak. Şimdi günah düştü. Düş. Tövbesi olarak basit mi görürüz? Hayır, tövbe. Ama günahı ümitsizliktir. İşte bugün psikolojilerin bozulmasına ben düzelmem, yapamam, nereye affedecek? Her tarafım şey. Hayır. Hayır. Ne yaptın? Sakın yapma. Allah Resulü bak nasıl yapıyor. Günah işlediniz değil mi? Hemen bir hayır yapın. Allah ki muhabbet eder size. Günahtan sonra en büyük hayır nedir? Tövbedir. Bir diyor hayırlı iş yapın ikinci. Nedir o? En hayırlı işte namazdır. İki rekat yani. Günahımı affi için. Tamam, tövbe. Tamam, yani günahımı affetmen için, senin rızan için namaza da iki rekat namaz kılıyor. Tövbe namazı değil de Allah için namaza. Secde biraz fazla. Tövbe seni serbest bölgeden çıkartıyor. Zaten dersin şeyinde belki geçmedi diye söyleyeyim. Devamlı oynar. Yani akıllar serbest bölge, vahiy serbest bölge. Neye benziyor? İnsanda dört mertebe devamlı oynar. Nebat, hayvaniyet, melekiyet, insaniyet. Mesela bağırsaktan beslenmek, ağacın kökten beslenmesi gibidir. Bu biyolojik yapı. Bu bitki hayatını yaşar bu adam. Yer içer yaşar. İkincisi hayvaniyet. Yani uşkurluğunu şey yapar, şehvetin peşinde olur. Melekiyet, vahiyye çıkar ama melekleri geçer insan.
Peki sokaktakiler kimdir? Beşerdir. İnsan olmak zordur. Beşer şerlerle dolu. İnsan ise yani az fark yoksa kusurunu derifte edecek, kusurunu bilecek, bildiği kadar o zaman o serbest bölgeden çıkıyor. Ya bazı diyebilir, ya ben serbest bölgede mi alacağım? Hayır, tövbe ettiğin halde çıkmışsın zaten. Edemezsen zaten olmazsın. Nasıl kandırır? Aha belki Allah beni affeder. Mesela ben çok kafileye, ümreye ve hacca çok insan götürdüm. Ya yani vesile olduk. Orada derdi ki sohbette derdik biz ki hacının ilk günahı haçtan dönerken acaba Allah beni affetti mi demek yani düşünmek Allah'a suizan etmektir ilk günah. Ya da sen mi konuşuyorsun öyle demiş peygamber. Sen usulü ama acaba kabul olmuş mu? Usulüne uydun mu? Uydum ama belki olmamıştır. Onu belki şeytana sorar. Biz nerede mesuluz? İttilağımızdan. Ben bilerek Safa ve Merve'yi terk etmedim. Veda tavafını terk etmedim. Arafat'ı terk etmedim. Zaten farzlar birkaç tanedir. Vacibi terk etsem yeni namaz şey o hacını açtır. Ben bitti. Yani niye korkuyorsun imansız olan şeyden? Niye? Allah'ımız dedi mi ki seccadede havada namaz kılacaksınız, suda yürüyeceksiniz de yürüyemiyorum dolayısıyla iyi değil. İyi olmadığını sana kim söylüyor? Hangi sen iyi değilim diyor bir insan. Demek ki güzel, iyi bir tarafın var ki iyi olmadığını görüyorsun. Acaba kötü olsaydın kötülüğünü görebilir miydin? Ya bak Mevlam nasıl çaktı. Nasıl çalmaktı yani. Çak! Ama 15 sene talebe düşebiliyor. İlle bir rehberin olacak. Evet. Rehberimiz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Azimuşşan, hocalarımız, abilerimiz, şeyhlerimiz, yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadı anlatan her kimse bizim ustamızdır. Bunları yıkanlar da Ehl-i Sünnet değildir. Çok iyi biliyorlar. Bunları yıkarsak avam yıkılır diye. Yani mesela hepimiz birbirimize ustadız. Usta diyor 80 bin zatlardan ders aldım. Sen ben kimiz ya? Usta diyor 80 bin zatta ders aldım. Öyle bir şey. Yani birisi bir şey soruyoruz. Aa ne kadar hoşuma gitti ya diyor. Bak ders aldım işte. Mesela ben yeğenim anlattım o renkleri. Şey serbest bölgeyi anlattım tamam mı? O da bana renklerle ben onların istifade ettim. Bu sefer ben o şeyi gitti buldu. Kendisi bardakları yaptı. Bak benim de hocam oldu. Yani birisi bir şey söyler. Hocam olur yani. Seni kuyudan çıkartan ustadımızın ayakları başımız üzerindedir. İyiyiz, yok. Ümitsizlik yok. Ne halde olursan ol, ümitsizlik yok. Yok. O bitti. Yani sekeratta bile olsan böyle gözünü kapat. Ayşin Azrail gelecek. Azrail Aleyhisselam ile perde Allah alacak. Allah beni yanına alacak. Bir şey de söyleyeyim de. Bir iki şey söyleyeceksiniz abi. İkinciyi ben söyleyeceğim. Neyi söyleyeceğiniz? Şimdi bizim köyde annemi yıkayan annemin arkadaşı Etzurlu Kala dediğimiz bir kala var. Bak, kaydını aldım. Caiz olmadığı için dinletmiyorum. Yani yaşlı ama 87 yaşında. Şimdi felç oldu bu tansiyon vesaire şimdi vesile. Mutlaka uğrarım ben her. Köyden alttan girerim üstüne çıkarım. Kim olursa olsun halletmeden hasta ve yaşlarını ziyaret edin. Bunu zaten çok seviyorum. Bana ne dedi biliyor musun? Dedim hala nasılsın dedim. Elhamdülillah çok iyiyim dedi. Allah Allah. Hem 86 yaşında çocuğu yok. Çocukla hiç kimse yok. Evde tek kalıyor. Yatalak yeğenleri işte kocasının kardeşinin çocukları bakıyorlar evine ama işte, çok iyiyim dedi. Ama kendimden utandım. Öyle bir şey söyledi ki yalandan demedi yani. Çok iyiyim dedi. Evde tek kalıyor koca evde. Çoluk çocuğu yok yani, olmamış. Ve feşti ya. O bu geliyor da yemeğin bir şeydir ya. Çok iyiyim deyince, Allah Allah. Kendim ben nasıl ben, bunu niye diyemiyorum, bunu ne kadar rahat. Dedi ki, niye iyisin dedi. Ben dedi, Resulullah'a çok yaklaştım dedi. Allah Allah, peygambere. Evet. Peygamber ilişkimiz diye söylüyor. Çok yaklaştım. Nasıl yani dedim hala.
Bak sana bir şey diyeyim dedi. Sanki Nader abi gibi. İnanın bana aynı böyle dedi. Sana bir şey diyeyim mi? De hala dedim. Dünyada bir insan geldi. Geldi gitti o. Dedim ki nasıl bir insan geldi? Bak peygamberler bile ondan yardım istiyor. O gelse ne olur, gelmese ne olur? Demek ki o tek. Peygamberler yardım istiyor. Demek ki o tek. Onlar bile muhtaç diyor. Tek diyor, başka kimse yok. Ben buna yaklaştım. Nasıl yaklaştım? Dedim ki ben ya Zahir Hoca'yız ya. Şimdi dedim ki, dedim açık konuşayım ona dedim, kartla açık konuşayım. Dedim şimdi dedim Azrail Aleyhisselam alacak seni. Gidip dedim nükel mekile teslim edecek. Sana hesabını soracaklar. İşte mümkünse dedim sonra peygambere ulaşacaksın eğer ulaştırırlarsa. Peygamber'e nasıl yaklaştın? Mahsus eşeliyorum ki bir şey döksün bana. Kalpten konuşacak benim gibi akıllı değil ki. Biz akılla konuşuyoruz, o kalpten konuşuyor, o üstün yani. Gidi hoca, daha okuduğun oraya gelme dedi. Şimdi bak, Allah Allah. Şaşırdım. Ne dedi biliyor musun? En ayin ezenli abdibi, böyle düşünün. Yani kulum bana nasıl iman ediyorsa ben onunla öyle. Bak ne yaptı, ne diyor. Bak dedi, o öyle değil dedi. O dedi, peygamberiyle alakası olmayan dünyada böyle yaşayan insanlara ait. Nünker Mekir. Benim dedi, benim peygamberim, ben her şeyden üstün tuttum. Her şeyde. Her şeyde peygamberim böyle su içti, böyle oturdu, böyle hep böyle dedi. Peygamber dururken gelip Azrail Aleyhisselam alıp almaz. Nünker Mekir'i de götüremez. Bir kişidir dedi. Cebrail bile ona muhtaç. Herkes muhtaç. Ben dedi her şeyden önce onu öne çıkarttım her şeyden. O gelecek. Benimle şey yapacak. Sonra onun yanında Azrail Aleyhisselam olacak. Ha tamam al. Onun yanında iş yapacak. Sonra beni alacak. Yanımda duracak. Nünker Mekir'e diyecek ki ha bunu soracağını da sor. Ha gideceğiz biz. Hadi neyse. Öyle olacak. Allah Allah. Bir baktım böyle itikat ediyor. Böyle mi olacak? Ayrı böyle olacak. Ona bir örnek vereyim. Bu Osnabrück'te bir kardeşimiz var. Almanlar dedi ki 3 gün sonra vefat edecek. İşte bu gelen. Bu sekir gibi ama ayrı dedi. Dedi ki karısına bugün ustad geldi diyor. Bana bir kitap verdi. Bunu oku dedi. 3 gün sonra gireceğim. Seninle gideceğiz. Derse gideceğiz. Seninle derse gideceğiz. Azrail Aleyhisselam onun simasına girecek. Allah. Ya. Ama şunu kastediyordu. Niye böyle oldu dedim. Hep böyle biraz da ekonomi şey olsun falan diye dershane açacağım. Bunu düşünüyordu. Açamadı ama açacağım. Bak ustad geldi, bırakmadı. Ta İsparta'dan, mezardan, Osnabrück'a gidiyor. Kitap veriyor, endişe etme, rahat ol. Ne diyor bir de, her şey kontrol altında, hiçbir tesadüf yok. Her şey olması gibi akıyor ve oluyor. Her şey olması gibi akıyor ve oluyor. 3 gün sonra geleceğim, derse gideceğiz. Geldi mi acaba? Ya bugün ya bu akşam veya yarın akşam işte. Şimdi ustak gelecek, derse gidecekler. Her şey kontrol altında. Ve ses etkiliyor. Peki. Erfak.